eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hoş bulduk, günaydın. Gayet iyiyim. Senin sorunları. Harikayız valla, süperiz. Harika maşallah. Görünüyoruz. Dün biraz sallanıyorduk hocam, bugün toparladık. Neden? Ne bileyim, damarlarımda bir şey mi vardı hocam? Bakarız bugün. Bugün bir bakarız. Efendim bugün Akdeniz tarzı beslenmeyi A'dan Z'ye masaya yatırıyoruz ki gördüğünüz gibi yatırdık. Bize birbirinden güzel Akdeniz mutfağına ait lezzetler getiren Ayşe Uluğ da bizlerle beraber ve Mahmut Peçenek efendim. Şöyle kocaman bir alkışlar gelsin. Hoş geldiniz. Bugün Akdeniz tipi beslenmenin öneminden bahsedeceğiz değil mi hocam? Evet. Aynı zamanda detaylarını konuşacağız. Neden Akdeniz tipi beslenmeliyiz? Ya da zeytinyağı ile ilgili aslında, çünkü Akdeniz mutfağında çok sık görüyoruz. Doğru bilinen yanlışların hepsini konuşacağız. Ve damar yaşımız neden çok önemli? Ve nasıl ölçülür? Acaba Çağla ile yeni bir gün stüdyosunda damar ölçümü yapılabilir mi? Çağla'nın damar yaşı kaç değil mi? Evet, herkes hepsine, merak ediyor. Herkes onlara merak bakacağız. Ediyor. Hepsini az sonra bakacağız değil mi hocam? Evet. Başka nelerden bahsedeceğiz? Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Bugün öyle bir konudan bahsediyoruz ki, o yüzden bence ekran başındakiler, herkes lütfen kağıdı kalemi hazır etsinler. Çünkü öyle bir konudan bahsedeceğiz, öyle bir diyetten bahsedeceğiz ki hem kilo vermenizi sağlayacak, hem kalp damarlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayacak, enfarktüsü yani kalp krizlerini önleyecek, inmeyi önleyecek ve daha genç görünmenizi sağlayacak. Bütün bunların hepsi işte tek bir diyetin, yani Akdeniz diyetinin diyeti. Sonuçları. Ve biz bu Akdeniz diyetinin bir piramit şeklinde sizlere göstereceğiz. Hangi ayda işte ne kadar et yemeliyiz, evet. Ne kadar tavuk, ne kadar sebze, meyve, ne kadar özgürüz, ne kadar deriz, hepsini detaylı konuşacağız. Ama ondan önce hemen çok hızlı bir şekilde koşarak şu makinenin yanına gitmek istiyorum. Hazır mısın? Hazırım tabii ki. Çok. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hazırım. Emin misin? Ya mesela şimdi ölçeceğiz yaşını. Ha. Ve farz et, sen kaç yaşındasın şu anda? 40. 40 orada mesela... 49-50 çıktı. Ne yapacaksın? Bir yanlış yapıyorum demektir. Düzeltirim, düzeltir. Neyse. Hadi gel geçelim. Hadi bakalım o zaman. Neymiş bir görelim bakalım. Şimdi bu sedyeye uzanmanı rica edeceğim senin. Size kaç saniye? Şöyle. Nereye hocam? Şöyle bu sedyeye uzanmanı rica edeceğim. Ha, komple. Evet. 1.80 uzanıyorum hazırsanız. Evet. Ne? Şöyle. Ne diyorsun? Şimdi bir rica edeceğim senden. Hı. Bu işlemi yaparken şöyle biraz yukarıya doğru gitmen gerekiyor. Yastığı dur söyleyeceğim önce. Acele etme. Biliyorum. Ha. Bir an önce öğrenmek istiyorsun. Hı. Ama yastık biraz aşağıda kalsın. Şöyle omuzların altına koyacağım. Boynun biraz geri düşecek. Anlaşıldı. Tamam. Şimdi şöyle alıyorum. Evet, yat lütfen. Başın biraz geri düşsün. Harika. Tamam. Şimdi başını bu tarafa doğru çeviriyorum. Ve ben de hemen işlem için hazırlanıyorum. İlk başta şu görüntülemeyi bir açalım bakalım. Ve eğer sen de hazırsan damar yaşın kaç? Ay, İlk aşaması bu aslında bakarsan. Biz niye baktırmamışız? İşte hayatımız boyunca damar yaşımıza baktırmadık. Sonuçta damar yaşı kalp yaşı demek oluyor mu hocam aynı zamanda? Damar yaşı kalp yaşı demek oluyor. Ve aynı zamanda şunu görebiliyoruz. 10 yıl sonra kalp krizi, daha doğrusu 10 yıl içinde kalp krizi riskin nedir onu görüyorum aslında. Onu söyleyebiliyorum. Ben gittim. Ben bittim. Evet. Ben size söyleyeyim. Şimdi 10 hazırsan... yıl içinde kalp krizi geçirip geçeyim. Ya geçireceksem şu anda, ben bütün 10 yıl tedirginlik için ben baktırmıyorum. hayır olmaz, kalkma. Şimdi ya tabii ki başlangıçta insan biraz hani korkuyor. Acaba ben bu işe yaptırsam mı yaptırmasam mı, ya gerçekten daha da kötü çıkarsa diye endişe ediyor. Şu anda bilmiyorum, ekran başındakiler evet görüyorlar. Mesela Çağla Hanım'ın şurada şah damarının attığını görmeye başladık. Bakın damarıma bakın. Bakın tam şurada parmağımla göstermeye çalışıyorum size. Şimdi... bu ultrasonda ben damarı yuvarlak görüyorum ya. Neden onu yuvarlak görüyorum? Onu bir göstermek istiyorum sana. Tamam. Lütfen sen kalkma. Evet. Hemen bir şey alıp geleceğim yanıma. Ben rahatım. Şimdi hocam, bak. En kolay şöyle anlatırım diye düşündüm. Hı. Bak. Şimdi damarımız aslında nasıl? Aynı bir kabak gibi. Aynı bir kabak gibi aslında değil mi? Yani uzun yuvarlak bir şey. Evet. Ama ben neden bunu acaba yuvarlak görüyorum? Şimdi ultrason yaptığınızda
aslında siz bir kesit alıyorsunuz. Hani nasıl ekmeği fırından aldığınız zaman kesit alıyorlar ya, şey, evet, hani dilimleyerek alıyorsunuz. Evet. Bakın ultrasonu eğer böyle tutarsam damarın üstünde, o zaman damarı işte yuvarlak görüyorum. Yuvarlak. Bunun nedeni o. Tamam, anladım. Tamam. Şu anda anladım. Damarı yani, nereden gördüğünü anladık yani şu anda. Şimdi eğer probu böyle tutuyorum, damarı, evet, yuvarlak görüyorum. Evet. Ya böyle tutarsam damarı nasıl göreceğim? Bir de ona bakalım. Şöyle kesiyorum. İşte kesit aldığımda da şimdi birazdan göreceğimizde bu şekilde şöyle göreceğiz. Olacak. Bu şekilde göreceğiz. Tamam. Yani uzunlamasına göreceğiz. Evet. Bunu hemen bir kenara bırakıyorum şöyle. Hocam ve size zahmet oluyor. Yok yok, senin olamıyorum. Yanına geliyorum. Kusura bakma, senin stüdyonu böyle alt üst ediyorum her hocam, geldiğimde. Stüdyo hepimizin. İyi ki varsınız. Buyurun. Teşekkürler. Şimdi biraz önce yuvarlak görmüştüm ya, bak şimdi Çağla. Bakıyorum. Ha. Evet. Görüyor musun? Bak, evet, artık uzunlamasına, evet, artık görüyorum. Evet, artık uzunlamasına görüyorum. Şimdi, hocam orada bir pırtıklık var. Ne gel yok? Bakalım. Hadi yanıma otursana. Tamam. Şimdi şurada sen ekrandan görüyorsun ben değil mi? Ben şuradan görüyorum hocam. Şuradan bakacağım, tamam, daha çok. Harika, oradan görelim o zaman. Şimdi bak, senin damarını gördüğümüz zaman şöyle uzunlamasına damarını görüyorum. Bu ekranı şimdi biraz büyüttüğüm zaman daha net olarak bir şey görmeni isteyeceğim senden. Bak şurada ince bir çizgi var. Fark ediyor musun onu? Fark ettim hocam. Tamam. Evet. Arada bir siyahlık var. Evet. Ve onun dışında da başka bir daha parlak bir alan var. Gördüm. Şimdi gözünü buradan ayırma. Çünkü, hı, sana göstermem gereken başka bir model daha var. O da şu. Hocam keşke bir iki bir şey söyleseydiniz. Fal bakar gibi. Sindirim bozuldu. Şimdi bak. Hı. Damarımızı şu şekilde gördük. Evet. Ve ben damarın neresini görüyorum biliyor musun? Şu ince çizgi. Evet. Gösterdiğimiz ince çizgi. Bu sarı bölümü. Şurası. Hı-hı. Evet. O işte parlak bölüm dediğimiz aradaki, yer. Evet, siyah olan burası. Şurası. Ve en dıştaki, en parlak da kırmızı olan bölge. Güzel görünüyor hocam o zaman benimki. Evet, seninki gayet iyi görünüyor. Eğer bak bu böyle olsaydı, yani damar gittikçe daralmaya başlasaydı. Evet, oradaki o zaman ne olacaktı? Alan birazcık kalın, daralacaktı. Kalın görecektik. Evet. Şimdi. Şimdi sonuç olarak hocam benim damar yaşım kaç? Ondan bahsedeyim. Henüz daha işlem bitmedi. Ha öyle mi? Tabii. Ha, damarım şu anda iyi görünüyor yani, öyle diyebiliriz. Şu anda iyi görünüyor ama bunun bir ölçümünü yapmam lazım. Tamam. Şimdi, ne ölçümü yapılıyor şu anda? Bu kalınlığını ölçeceğim bak. Şimdi buradaki, hı, damarın o hani en içteki alanla dıştaki alan arasındaki mesafe nedir onu ölçtüm ve 0.049 çıktı. Eğer bu 0.01'in üzerinde olsaydı kalp hastalığı açısından risk altında oluyordun. O zaman ben bayağı değilim yani. Şu anda gayet iyisin. İyiyim. Hiçbir sıkıntı görünmüyor. Önümüzde bir 10 yıl rahatım. ama bir şey daha bakmamız lazım. Hocam, o da beni geriyorsunuz bakın sabah. Hadi, evet, gelelim şimdi gerçekten. Bir daha mı yatıyorum? Hayır, bu sefer yatmana gerek, tamam, yok. Ben bu sefer kalp yaşını göreceğim şimdi. Ha işte kalp yaşımı, hmm, merak ediyorum. Şuradan bir hayırlısı çeviriyorum çünkü göremedim oradan. Eğer. Şimdi, hı, önce cinsiyetini seçelim. Evet. Harika. Yaşın kaç? 40. Bu arada bir şey göstereceğim bak. Şu anda 30 yaşında birinin damar yaşını görüyoruz. Bütün faktörler normalse ve gördüğün gibi 30 yaşa 29 çıkıyor. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Aynı gibi, doğru, çıkıyor. Doğru mu? Evet. Şimdi seninkileri hesaplayalım. 30 yaşındayım dedin. Kan basıncın kaç? Yani tansiyonun kaç? Benim biraz düşük. 11.6. 11. Yani 110 diyeceğiz ona. Hı hı. 110 dedik. Küçük de biraz düşüktür. Peki 11.6, tansiyon için ilaç kullanmıyorsun? Yok, hayır, kullanmıyorum. Sigara kullanıyor musun? Hayır. Kullanmıyorsun. Şeker hastalığın var mı? Hiç yok. Vücut kitle endeksini soracağım şimdi. Senin kilonu soracağım. 60. Boyun da? 82. 1.80. Biraz önce hesaplamıştım ben aslında. 18'di seninki. Evet. Tamam. 18'i de şuraya yazıyorum. Hocam yaşı 30 girdiniz galiba. Sağ olun. Pardon. Çok iyisin. Kaçtı? 40 mı demiştin? Kaç çıktı? Damar yaşın altta yazıyor. Nerede yazıyor? 34. Damar yaşınız 34. Aa, çok iyi. Çok gayet iyi. Gayet iyi görünüyor. Zaten damar ultrasonunda da gayet iyiydi. Hmm. Yalnız şimdi sana bir şey sormak istiyorum. Mesela sigara içiyor olsaydın. Evet. Şu anda damar yaşın kaç olurdu? Görmek ister misin? Tabii ki isterim. Mesela. Hadi bakalım. Sigara. 40'ı geçer miydi yani o kadar? Veya atıyorum spor yapmasaydım. Ekranda şu anda. Ne? 42 mi olacaktı? Evet. Sadece sigara içiyor olsaydın damar yaşın şu anda 42 olacaktı. O zaman üzerine ekleyerek gidelim. Evet. Mesela o zaman eğer spor yapmasaydım kalp sağlığımı koruyacak. Onu direkt etkileyemezsin. Göremezsin direkt, burada. Ama sigara mı çok etkiliyor? Ama mesela şunlara bak. Mesela diyelim ki kan basıncın
130 olsun. Yani 13 olsun. 11 değil de 13 evet, olsun. Evet. Hadi ona bakalım. Damar yaşı şuradan 42 olacaktı. Şu anda 34. Şu anda kaç? Şu 50. Yani sadece ya hayatında iki şeyi değiştirirsen, sigara içmeye devam, yani başlarsan, sigara içmeye başlarsan, kan basıncın da yüksek olursa damar yaşını gördüğün gibi bir anda 10 yıl ileri atıyorsun. Peki damar sağlığımızı gerçekten aslında sadece sigara içmeyerek de korumuyoruz değil mi? Aslında birçok bir şey sürü var. Şey var yani. Birçok şey var. Yani egzersizden tut da bugün konuşacağımız Akdeniz diyetine kadar, beslenmeye kadar, uykuya kadar, bunların hepsi önemli aslına bakarsan. Evet. Peki bu mesela ben dedim ya hani 40 yaşındayım, hı, 34 yaşında damar yaşım. Bu daha ne kadar iyi olabilirdi sence? Benim yani yoksa gayet iyi mi şu anda? Yok şu anda gayet iyi. Yani zaten baktığımız zaman senin kronolojik yaşın işte 40'tı. Hani, hı, 39 civarında çıkıyordu. Bu, hı, gayet iyi zaten. Evet. Peki seyircilerimizden bir birine bakalım mı acaba? Bakalım. Yine bu çünkü 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riski birazcık ürkütücü bir, hı-hı, şey, hı-hı, oldu bizim için. Yine seyircilerimizden birine de bakalım. Belki de şöyle, o zaman inşallah kullanmıyorlardır ama sigara kullanan. Size alalım o zaman. Buyurun. Tamam. Gelsene ben. Gel. Buyurun size de bakalım. Görelim. Benimki böyleydi. Ben yırttım gidiyorum. Evet tamam. Şöyle, isminiz neydi? Yıldız. Mikrofonu da alayım hemen ben orada. Evet. Şimdi Yıldız Hanım'ın mesela bir boyun damarına bakalım. Yıldız Hanım şunu bir istersen sen yatıralım değil mi? Evet yat lütfen. Kaç yaşındasın? Ben 60 tamam yaşındayım. Mikrofona konuşalım. Evet. Kaç yaşındasınız? 60 yaşındayım. Sigara içiyor muyuz? Evet. İçiyoruz. Peki bakalım. Şimdi o zaman belki hemen bugünden sonra. Bence İçmez. Bugünden bir sonra içmeyebilir çünkü bakalım. Daha önce damar sağlığına baktırdın mı? Damar yaşına baktırdın, evet, mı? Evet. Kaç çıktı? Yani kötü de değildi. Çok kötü değildi. Ne yok, zaman baktırmıştın? Yok değildi. Hemen hemen 4-5 yıl önce. 4-5 yıl önce baktırmıştın. Evet. 4-5 yıldır hala maalesef sigara içmeye devam ediyorsun. Bakalım sonunda ne? Hayır. O kadar değil. Arada bir içiyorum. Tamam. Önceden arada içtim. Bir, arada birisi, evet, birisi. O asla olmuyor. Bir bu tane arada bile olsa. Hemen başını şöyle biraz, hı, çevirmeni rica. Yok yok yok. Evet. Bu, hı, kadar baksan yeterli benim için. İsminiz neydi? Yıldız Öztekin. Yıldız ablama. Şimdi bakıyoruz. Şimdi. Damar yaşı kaç? Önümüzdeki 10 senesi ben nasıl şuradan görünüyor? Bakacağım. Şimdi. Şimdi damarı gördük yine. Ah bak. Bir şey göstereceğim şimdi sana. Şimdi. Bakar mısın bak. Ne hocam? Bakıyorum ama anlayacağım inşallah. Tamam şimdi. Ha. Yıldız'ın. Ha. Hemen göstereceğim. Herkes daha net görecek. Biraz önce hatırlıyor musun? Senin ne kadar inceydi şuradaki kalınlık. Bir parlaklık İncecikti. Geldi hocam ya. Bir saniye. Biraz şimdi çevireyim. Ha. Ha, tamam şu güzel. Şu bak, güzel. Biraz önce senin damarında şurası ben incecikti. Evet. Fark ettin mi? Ama artık Yıldız'da kan damarlarında kalınlaşma olmaya başladı. Ama şimdi ben 40 yaşındayım. O evet, 60 yaşında. 60 sence yaşında. Bu kalınlık normal değil mi hocam? Bir hemen ölçelim normal mi değil mi ona bakalım. He, sende ona bakalım. Kaçtı? 0.048 gibiydi değil 49'du mi? 49'du galiba. Evet. Şimdi hemen onun kalınlığına bakıyoruz. Şurada baktığım zaman kaç çıktı? Senin kaç? Neredeyse 4 katın çıktı. Hmm. Yani şurada baktığın zaman şöyle şunu söylemek lazım. Hı hı. Evet risk faktörleri var. Mesela sigara içiyor ve diyor ki mesela Yıldız ben günde bir tane içiyorum bir farkı yok. Bakın şunu çok net olarak söylüyorum. Bunu lütfen herkes can kulağıyla dinlesin. Daha geçen ay çıkan bir çalışma şunu gösteriyor. Günde bir tane iki tane bile sigara içseniz evet, zararlıdır. Zararlı. Sağlığınız için zararlıdır. Bunun da altını çiziyoruz. Evet. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Evet. Bakıyoruz. Bak Yıldız'ın damarlarına bak. Şuradaki. Evet. Gittikçe bak şurada parlayan bir şey var damarın içinde. Fark ettin, evet, mi? Hemen onu gösteriyorum. İşte bu damar tıkanıklığının öncü lezyonları bunlar. Yani Yıldız bir zaman sonra kalp kriziyle karşı karşıya kalabilir. O Allah yüzden korusun. Mutlaka kalp damarlarına bakılması gerekiyor. Şimdi Yıldız'ın damar yaşına bakalım. Damar sende yaşına olduğu bakalım. Gibi. Tamam. Yıldız duydun boynunu mu? Boynunu düzeltebilirsin duydum, bu arada. Yaş 60 İçmez. Dedin değil evet, mi? Evet doğru. Tamam. Hemen şöyle cinsiyet ayarladık. Yaşı 60. Yazıyorum. Şimdi kan basıncın kaç yani tansiyonun kaç? Normal hocam. 120 12, mi? 8 mi? 12 mi? Evet. 12. Peki sen bunun için bir tedavi alıyor musun? Herhangi alıyorum bir tedavi hocam, var mı? Alıyorum. Alıyorsun. Tansiyonla ilgili mi? Evet, peki, tansiyon damar için. Sigara kullanıyorsun. Evet. Önceden kullanıyordum hocam ama şimdi, yine alışkanlığım tamam, devam ediyor. Tamam, bir iki tane alıyorsun sonuçta. Evet, yani içmeye evet, devam ediyorsun. Şeker evet, hastalığın var mı? Sınırda, onun için ayrıca bir ilaç kullanmıyorum. Tamam. Zaten ilk vücut işin kitle sigara bırakmak olacak kesin yani. Evet. Boy kaç?
Boy 68. 68. Evet. Kilon? Kilom 68'di galiba. Senin yani şu anda 26 yani olduğunu söyleyelim. Bak şu anda damar yaşı kaç çıktı? 84. 84 of, çıktı. O kadar yaşlı. 24 yaş daha yaşlı. Ya. Sadece sigara tabii ki çok büyük bir etken olduğunu söyledik ama beslenme tarzı. Dikkat ediyorum, ben çok kiloluydum. Kiloluydunuz ben, şimdi. Evet. Belki de eskiden gelen belki de bir takım şeyler olabilir, öyle değil mi? Ben dikkat ediyorum. Daha da şöyle çok dikkat etmen mı? Gerekiyor galiba. Evet. Mesela Yıldız sadece hayatında bir şey değiştirsin. Mesela. Sigarayı bıraksın. Evet. Damar bıraksın yaşında bakalım. Acaba... Ne kadar sürede toparlıyor bir de tabii, öyle bir şey de var. Yıllarca içmiş ama... Tabii ki zaman alıyor. Zaman alıyor böyle ama... Böyle düşündüğümüz zaman daha insanlar uzaklaşmaya başlıyor. Doğru. Ya ben etkisini görene kadar zaten çok zaman geçmiş olacak diyor ya. Öyle. O yüzden bence bugün hocam. Bırakalım evet, diyorum. Bugün bırakalım ve bugün eğer bırakırsa damar yaşı kaç olacak bir bakalım. Evet. Bakar mısın? Bir, lütfen kendin bak. Kendin bir otur lütfen. Biraz önce... Bak şurası. Şuraya bak lütfen. Biraz önce damar yaşın 80'in üzerindeydi ama eğer sigarayı bırakırsan damar yaşın 67'ye düşüyor. 17 yaş gençleştim bir anda. Ve yıllık olarak beklenen kalp krizi riskinde şu anda 9.2'ye düşüyor sadece sigarayı bırakırsan. Hadi sigaraya güzel devam bir haber değil mi bu? Evet, güzel, değil mi? Güzel, gerçekten öyle. Peki 10 yıl içerisinde eğer bırakmazsa kalp krizi geçirme riski nedir? %16.3 özür dilerim. %16.3. Bu da aslında hiç hafife alınacak bir oran değil. Sigarayı bıraktığı zaman %9'a düşüyor. %9'a evet. Kadar düşüyor. O yüzden doğru. Bunlar çok önemli. Evet, evet. Tansiyonunu düşürürsen bu oran daha da düşecek. Evet. Vücut kitle endeksini düşürürsen bu oran daha da düşecek. Yani ne yapacaksın? İyi beslenirsen, evet, beslenir. Doğru gıdalarla beslenirsen, Akdeniz mutfağını uygularsan, hepimizde olduğu gibi sende de daha iyi yaşama, daha uzun yaşama ve daha sağlıklı yaşama şansını kazanacaksın. Senin bunu daha unutma. Çok güler yüzünü evet, görsünler tamam. İnşallah. Bir alkış uğurlayalım. Ve şimdi tabii ki de tam olarak nasıl besleneceğimizle alakalı hocamız bize anlatacak. Akdeniz tipi beslenmenin öneminden bahsedecek. Neden Akdeniz tipi beslenirsek eğer kalp damar sağlığımızda her şey daha yolunda gidecek. Daha sağlıklı, daha zinde, daha enerjik olacağız. Nedir bu kadar bizi Akdeniz tipi beslenmeye iten şey? Şimdi... Bu olay 1960'larda başladı aslında Çağla. Evet. Şimdi baktılar ki Amerika'da insanlar beslenirken hep şöyle bir inanış vardı. Yani ne kadar çok işte yağ azaltırsam ve enerji içinde ne kadar çok karbohidrat yani şekerli yiyecekleri tüketirsem daha iyidir diye. Fakat görüldü ki Amerika'da kalp krizi oranı çok yüksek, felç oranları yüksek, işte stentler konuyor, bypasslar yapılıyor, hastalar ardı ardına geliyor. Evet, evet. Onun üzerine dediler ki acaba dünyanın başka yerlerinde beslenen insanlarda da aynı problem var mı, farklı mı besleniyorlar? Kiso adlı bir araştırıcı Akdeniz tarafına baktı ve gördü ki burada insanlarda kalp krizi oranı daha düşük, felç oranı daha düşük ve daha uzun yaşıyorlar. Evet. Özellikle de Girit bölgesinde, İtalya bölgesinde yapılan araştırmalar gösterdi ki bu kişiler Akdeniz tipi beslenmeyle beraber daha iyi yaşama şansına sahipler. Nedir aslında bu kadar? Farkı ne? Evet, esas olan ne Akdeniz tipi beslenmede? Mesela biz bunun kendimizce versiyonlarını yapabilelim yani özünü bilelim istiyorum aslında. Herhalde yeterli ve dengeli beslenme, az ve öz beslenme, hep iyi şeyler yememi mesela, evet. Hiç abur cubur yememi mi, hiç tatlı yemememi mi hocam? Yani nasıl olsun? Şimdi bu? Önce seni bir rahatlatayım yani, arada kaçamaklar olabilir. Ya ben tamam. Rahatım da yani hocam. arada kaçamaklar olabilir. Ama şimdi Akdeniz mutfağı dediğimiz zaman herkesin aklına ilk olarak elbette zeytinyağı geliyor. Şimdi dolayısıyla o dönemlerde de ilk bakılan şey neydi? Acaba zeytinyağı kullandığımız zaman daha sağlıklı olur muyuz? Hakikaten zeytinyağı bizim açımızdan ve sağlık açısından çok yararlı bir yağ. Zeytinyağını içindeki antioksidanlar hem kanserden koruyor, kalp damar hastalıklarından koruyor, romatizmal hastalıklardan koruyor. Dolayısıyla evet hocam, bu beslenme türünde zeytinyağının öneminin altını çizmek lazım. Az sonra zeytinyağı ile ilgili bildiğimiz doğru veya şuraya geçiyoruz affedersiniz. Tamam. Doğru bilinen yanlışları tekrar konuşacağız hocam. Şimdi gelelim önümüzde çeşit çeşit zeytinyağı var. Evet. Bunların renklerine göre de aslında değişiyor. Tadı da değişiyor. Sıkımına göre de değişiyor. Doğru. Biz nasıl ayırt edeceğiz doğru zeytinyağını? Şimdi bir kere bütün yiyeceklerde hani hatırlar mısınız? Şeyde de göstermiştik ya bunu. Baharatlarda da hep anlatmıştık. Yani kokusu bir kere olmalı. Hani açtığın zaman
Yani marketlerde bunu yapma şansın yok ama güvendiğin yerlerde en azından hani o aromasını bir kere almalısın. Zeytin zeytin mi kokmalı? Evet. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın zeytinyağı dediğimiz zaman biz hani sağlık için çok yararlı, işte kanserden koruyor, kalp hastalıklarından koruyor derken sızma zeytinyağından bahsediyoruz aslında. Yani o ilk sıkım zeytinyağı besleyicilik açısından çok önemli. Şu müthiş kokuyor hocam. Ben yanılıyor muyum acaba? Bakayım. Yo çok güzel. Mesela, harika kokuyor. Bu zaten bak dikkat edersen çok güzel bu bulanık. Ama mesela kişilerin kafasında zeytinyağının rengi eğer birazcık daha böyle koyu yeşilse daha kalitelidir diye bir bilgi var. Doğru ya, mu yanlış mı? O şeye mı? Göre çok değişiyor. Hani zeytinin nerede yetiştiği, toprağın özellikleri nedir ona göre çok değişiyor. Fakat şu önemli, zeytinyağında sızma zeytinyağı olacağı için zeytinyağı baktığın zaman biraz bulanık olmalı. Değil mi? Böyle pürüzsüz kaymak gibi evet. Olmamalı. Zaten sızma zeytinyağda esas olarak bu çok önemlidir. Hani baktığın zaman biraz bulanıktır. Sen biraz bunu rafine ettiğin zaman... Şununla şunu daha, yan yana evet. Getirdiğimizde aslında bulanıklık derken ne demek istediğini hocamızın evet. Çok daha iyi anlıyoruz. Bu daha has bir zeytinyağı bu olarak. Bu daha has tabii. Görülebilir. Peki zeytinyağı böyle aldığımız zaman çay kaşığıyla dilimizi boğazımızı birazcık daha böyle yakıyorsa yüksek asit oranı içeriyordur diye bir şey biliyoruz. Yok, asit oranından değil de orada esasında içindeki antioksidanlar nedeniyle biraz onu hissediyorsun. Ve bu hani zeytinyağın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Orada senin aldığın zeytinyağın aslında kaliteli zeytinyağlardan bir tanesi olduğunu da düşünebilirsin. Evet. Peki zeytinyağıyla kızartma yapılmaz derler. Doğru mu hocam? Şimdi gelelim kızartmaya. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki buradaki yağlardan ayçiçek yağı olsun. O ayçiçek olsun. İşte fındık diyelim ki ve zeytinyağı. Şimdi margarini düşünün, tereyağını düşünün. Bütün yağların şöyle bir özelliği vardır. Isıttığınız zaman... Denatüre olmaya başlar, yani yapısını kaybetmeye başlar. Ve içindeki antioksidan dediğimiz bazı o besin maddelerini kaybetmeye başlar, zayıflamaya başlar ve zararlı maddeler de üretmeye başlar. Bütün yağlarda faydasını bir miktar vardır bu. Faydasını kaybettiği gibi bir de zararlı olmaya da başlar. Peki. Zeytinyağı bu açıdan gene sağlıklı bir yağ çeşidi gibi karşımıza çıkıyor. Çünkü baktığın zaman yağların bir kaynama derecesi var, bir de buharlaşma derecesi var. Yani buharının ortaya çıkmasıyla birlikte o sen esasında mutfağın içindeki havadan da o kötü maddeleri alabilirsin. Ama zeytinyağında böyle bir şey yok. Zeytinyağın kaynama derecesi ve dumanlaşma derecesi daha yüksek. Anladım. Dolayısıyla daha sağlıklı. Ama şunun altını çizmek lazım. Ne olursa olsun zeytinyağında da siz kaynattığınız zaman, fazla ısıya tuttuğunuz zaman besleyici özelliği biraz olsun azalır. Ve yani peki o kızartma normal yağla yaptığımız kızartma kadar bize zarar vermez. Diyebiliriz evet, o zaman. Diyebiliriz. Peki diyebiliriz. En çok konuşulan konulardan bir tanesi ve bence tartışma konularından bir tanesi zeytinyağı kilo aldırır mı aldırmaz mı? Bütün yağlar kilo aldırır. Bir hocam, kere bunu söyleyeyim. Ama her şey zaten kilo aldırıyor. Yani şimdi zeytinyağını ne yesek zaten kilo aldırıyor sanki. Ama bak şöyle yağ düşün. Yağ olarak baktığımız zaman tabii ki tereyağı, margarin, işte ayçiçek yağı vesaire ve zeytinyağı arasında en masum olanı zeytinyağı, en az kilo aldıranı zeytinyağı diyebilir miyiz? Yoksa hayır, zeytinyağı sadece daha sağlıklıdır ama kilo aldırır mı diyeceğiz? Zeytinyağı sadece daha sağlıklıdır ama yine kilo aldırır. Çünkü 1 gram yağda 9 kalori var. Buyurun. Ne yaparsan yap o kaloriyi alırsan ve yakmazsan kilo alırsın. Ama daha sağlıklı olduğu da %100. Evet. Peki bir de hocam baklagilleri konuşalım istiyorum yeri gelmişken. Pardon çok üzülüyorum, şunu sormadan geçemeyeceğim. Zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamak için buzdolabında donup donmadığına bakmalıyız. Yani bu esasında çok inanılan şeylerden bir tanesi ama çok doğru değil. Kaç kişi denemiş olur evinde mutfağına aldığı zeytinyağı buzdolabını... Denedin mi? Allah aşkına yaptın mı bunu? Evet, mikrofonu al, mikrofonu. Bir saniye hemen mikrofonu verelim ablama, denemiş. Vallahi sebat etmiş. Donuyor, tabağa da koydum donuyor, zeytine de döküyorum böyle kalıp gibi donuyor. Çıkarttıktan sonra karıştıra eritiyorum onu. Karıştır. Evet. Sen bunu gerçek olup olmadığını denemek için mi yaptın evet. Ablacığım? Vallahi zaten biliyorum, bana şeyden geliyor, yerinden getirtiyorum de. Ne olursa olsun tabii zeytinyağlarda karışıklık olabiliyor. Yani %20'si mesela evet. Sızmadır. %80'i Riviera'dır. Hayır evet. Marketten aldığımız donmuyor ama. Marketten aldığımız donmuyor evet, ama diyorsunuz. Donmuyor. Oran işte çok önemli zaten. Yani sen bir zeytinyağını alırken sana verildiği zaman da esasında en kıymetlisi tabii ki sızma.
Ama onun ardışık ardışık rafine edilmesiyle Riviera oluyor. Tamamen sızma, çok pahalı tabii. Evet. Akdeniz tipi beslenmede şimdi birazcık da bakliyatlarımıza bakalım istiyorum hocam. Tek tek anlatalım. Neden daha fazla mutfağımıza sokmalıyız? Neden en çok hangisini tercih etmeliyiz? Şimdi bu aslında tam bir anne mutfağıdır ya. Değil bu mi? Tam. Zaten en güzel şey odur ya. Hani en sağlıklısı anne mutfağı. Evet. Şimdi özellikle bakliyatta şu çok büyük bizim için bir avantaj. Yani bunların içinde hem yağ oranı çok düşük. Evet. İnanılmaz. Kalorisi düşük değil mi? Kalorisi düşük. Bize kilo aldıracak şeyler değiller. Kilo aldırmıyor. Protein oranı yüksek. Hı-hı. İçindeki amino asitler açısından zengin. Hı-hı. İşte içindeki vitaminler açısından zengin. Ve en önemlisi de bunların içindeki lifler. Bunların hepsinde aynı oranda ya da aşağı yukarı evet, benzer oranda lifler var. Lifler var. Dolayısıyla şimdi bunlar peki lif ne yapıyor? Şimdi lif dediğimiz suda eriyen lifler var, suda erimeyenler var. Hı-hı. Bir de probiyotik lifler var aslında. Hı. Şimdi suda erimeyen lifler dışkınızın esasında daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Hı-hı. Ve suda eriyenlerde en önemli şey ne yapıyor? Yağın ve şekerin fazlasının emilmesini önlüyor bağırsaklardan. Hmm, dolayısıyla hem sen orada yiyecek gıdalarını alıyorsun, karbohidratın mesela alıyorsun. Hı-hı. Ama lifler şekerin kana karışmasını yavaşlattığı için kan şekerin hızlı yükselmiyor. Hızlı yükselmiyor, çok önemli. Ve insülin de bir anda boşalmıyor. Aha. Yavaş yavaş salınıyor. Evet. Ve böylece sen o işte hipoglisemi dediğimiz kan şekerinin ani düşüklüğünden dolayı o sıkıntıları, uyku basmasını, fenalık geçirmeleri, esnemeyi, fenalığı hissetmiyorsun. Halsizliği hissetmiyorsun bunları artı yediğimizde. Bunlar diyabeti de önlüyor. Hmm. Şimdi tip 2 diyabet açısından yani şeker hastalığı açısından baktığınız zaman en iyi beslenmenin bu olduğunu görüyorsunuz. Doğru. Mesela burada çok güzel yapılan çalışmalar var. Mesela PREDIMED diye bir çalışma yapıldı. Hı hı. İspanya'da 7447 kişiyi aldılar. 3 gruba böldüler. Hı hı. Dediler ki bir grup hiç beslenmesini değiştirmesin. Bir grup zeytinyağı içsin. Yanına da her gün işte badem, ondan sonra işte fındık ceviz vesaire gibi yiyecekleri alsın tüketsin dediler. Hı hı. Bir grup da zeytinyağını tek başına tüketsin dediler. Bakın sonuçta ne gösterdi biliyor musunuz? Zeytinyağı ve işte kuru yemişi, bakliyatı beraber tüketen kişilerde kalp hastalığı oranı %30 daha az. Daha az. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela hani çok hepimizin bildiği kan sulandırıcı var ya basit. Hani herkes de alsın deniyor. Evet. Onun koruyuculuğu kaç biliyor musunuz? Kan sulandırıcının koruyuculuğu kaç? %24. Daha bile az. Daha bile az. Hmm. Lyon kalp çalışması diye bir şey yapıldı. Gene Akdeniz diyetiyle karşılaştırdılar. Tamamen Akdeniz diyetiyle beslenenler, hı hı, ve beslenmeyenler arasında orada da %50 daha az çıktı. Yani bir ilaçtan daha fazla yarar sağlıyor size doğru beslenme. Hı hı. Harika. Yani o zaman şimdi kan sulandırıcı kullanmanın yanında bir de eğer Akdeniz tipi beslenirsek herhalde, hı hı, o zaman mükemmel sonucu yakalayabiliriz. Kesinlikle. Değil mi hocam? Peki hocamla az sonra Akdeniz beslenme piramidi yapacağız demiştik. Hı hı. Ve tabii ki bugün mutfağımızda konuklarımız var. Bize çok güzel şeyler yapacaklar. Yoğurtlu deniz börülcesi, acılı İzmir güzeli, ismi de çok güzelmiş. Cevizli labne peynir, fesleğen soslu, levrek, marin belki de benim en sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. Az sonra beraber yapacağız. Hocamızla da konuşacağımız bir sürü konumuz var ama ne zaman? Reklamlardan sonra. Biz buradayız, sizi de bekliyoruz. Devam ediyor. Profesör Doktor Murat Aksoy hocamızla beraberiz. Evet. Son olarak bakliyatlarda kalmıştık. Onları şöyle bir toparlayalım istiyorum hocam. Şimdi sonuç itibariyle bakliyatlar hem kolesterolü ve yağ oranı düşük olması, protein açısından zengin olması, lif açısından zengin olması açısından bence en sağlıklı beslenme besin gıdalarından bir grup. Bunları mutlaka soframıza koymak gerekiyor. Haftada 2-3 kere bence olması gerekiyor. Mutlaka olması. Çünkü hani hep söylüyoruz ya zaten hani 10 öğünün işte ikisinde et olsun ama onun dışındakilerin hepsi sebze, sebzeler olsun, meyve olsun, bakliyatlar, işte bakliyat olsun. Hı. Dolayısıyla neyle
yemek yapacaksın. Yapabileceğin en güzel şey bakliyat ve sebze zaten. Yani evet. O 10'da 8'i doldurmak için. Doğru. Bir de balık olacak. Geriye gene kalıyor. Hani diyelim ki bir iki tanesinde de balık olsa geriye kalıyor. Gene 6 öğün. Hı-hı. 6 öğün işte bunlarla bitirmemiz gerekiyor bence. Evet. Bir de bunlar yanına güzel önemli. Balığımızı da koyduğumuz zaman değil mi? Akdeniz evet. beslenmenin en temel besinlerinden bir tanesi de balık. Balık demişken hemen hı-hı. mutfağımıza geçelim istiyorum. Hadi geçelim. Hocam. Çünkü çok güzel bir levrek marin yapacak bize ustamız değil mi? Evet. Nasıl bir şey yapacağız bugün? Fesleğen soslu. Çok zeytinyağı. Nasıl severim bak nasıl severim öyle böyle sevmem valla. Evet. Malzemelerimizi bir sayalım hemen. Evet. Fesleğenimiz var, rokamız var, maydanozu var ve kırık fındığımız var. Kırık fındığımız evet, var kırık çok fındık güzel. Yapacağız. Haydi başlayalım. Zeytinyağlı limon soslu. Önce zaten bunun olayı zaten sosunda herhalde evet, sosunda. Diye düşünüyorum değil mi? O aynen. lezzeti veren daha çok. Balık sevmeyenler için balık tadı böyle ağzıma geldiği zaman hoşlanmıyorum diyenler için fesleğen sos aynen. özellikle levreye çok yakışıyor diye aynen direkt tadını değiştiriyor fazla hani sevmeyenlerle evet. balığı sevmeyenlerle. Yok ediyor resmen aynen. tadını. Evet peki. Levreğimizi bir gün önceden marinlemiştik. Ne yapmıştın ama nasıl marinlemiştik? Limon suyu ve tuzla bunu marinliyoruz. İlk hı. başta tabii deniz levreğimizi filetoluyoruz. Fileto halinde yapıyoruz. Aynen. Orta kılçığını alıyoruz. Kılçıklarını hı. alıyoruz. Hı. Ondan sonra ince ince kısıyoruz. Evet. Limon suyu tuzla bandırıyoruz bir gün önceden. Bir gün bekletiyoruz. Aynen bir gün bekletiyoruz muhakkak tamam. dolapta. Ondan sonra zaten tuz onu pişiriyor limon suyuyla beraber. Bu zaten şu anda pişmiş gibi aynen, oldu. Aynen şu anda pişmiş gibi. Yemeğe hazır neredeyse. Aynen öyle. Yani evet. zeytin al da yiyebilirsiniz. Bir yandan da yapmaya başlayalım. Bir yandan da hocam bize balığın hı-hı. faydalarını anlatsın. Biz bunu hani daha önceden sen çekmiştik şurada. Daha önceden çekilmiş aynen, var daha önce çekilmiş ama aynen. nasıl olduğunu görmemiz lazım. Tamam. Şöyle aşağı yukarı en azından bir anlatıver. Tamam o zaman. Makineyi. Makinemizi alalım. Ha sen tamam yapmayacaksın anladım tamam gel hazır var. Aynen, ama hazır şeyi var, anlat. İşte atıyorum fesleğini maydanozu hepsini blender'a attım içine fındığı ha, koydum öyle. Biraz su koydum anlaşıldı. Karıştırdım gibi en azından anlat sosumuzu nasıl okay. Şey yaptığımızı bilelim. Yani ronda ilk başta fesleğimizi atıyoruz. Tamam. Ondan sonra rokamızı atıyoruz. Maydanozu atıyoruz. 35 gram, 25 gram, 15 gibi. Gram. Tamam. Aynen örnek. Tutam, ondan sonra tamam. evet. 200 grama yakın zeytinyağı atıyoruz içine. Ondan sonra az bir ölçek limon suyu koyuyoruz içine. Evet. Bunu hepsini birden çekiyoruz. Çok güzel. Aynen, sosumuz güzel... hazır. Sosumuz basit. Aynen, sosumuz basit. Onu çektikten evet. sonra zaten yaptığımız levrek marini sosla beraber karıştırıyoruz güzelce. Hadi bakalım karıştıralım. Evet. Hocam da bize balığı anlatsın. Buyurun. Şimdi balık tabii bu beslenmenin en önemli öğelerinden bir tanesi. Hı hı. Bana göre zeytinyağı ne kadar önemliyse balık da açıkçası o kadar önemli. Tamam. Şimdi haftada en azından iki kere balık tüketmek lazım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Balığın porsiyonunu belki biraz konuşabiliriz. Hani olur. Balığın porsiyonu nasıl olmalı? İşte bir erkek için hep söylüyoruz ya bir porsiyon hani büyük cep telefonu gibi düşünün. Hı hı. Kadınlar için kafası, de küçük cep telefonu. Kafası kuyruğu alınmış gibi. Evet öyle düşünebilirsiniz. Yani oturup bir levrek yemeyelim mi hocam ya? Bir levrek tabii biraz fazla yani. Izgara levrek yesek ne olur ki hocam? Şimdi her şeyin azı karar çoğu zarar. Orası bir şey öyle. Söyleyeceğim. Hep Akdeniz diyeti diyoruz ya bakın şunu lütfen unutmayın. Yani bu çalışmanın yapıldığı zamanlar yani 1960'lı yıllarda işte bu kadar böyle Akdeniz diyeti dediğimiz zaman sofralar donatılmıyordu. Doğru. Yani bu işin özünde hı. sebze, balık, bakliyat var ama önemli bir şey daha var. O da az miktarda yenilmesi. Doğru hocam evet. Denge hakikaten çok önemli. Bir şeyi ne kadar çok yerseniz size yararı olmayacaktır. Ne olursa olsun balığın içinde de yağ var. Evet. Kalp açısından sağlıklı yağlar, omega 3 açısından zengin ama fazlası da elbette size zarar verebilir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hı hı. Hangi balığı tüketmeliyiz hocam peki? Bugün aklımıza için bu yani soru geliyor. Omega 3 açısından en zengin balıklar derin su balıkları aslında. Mesela somon tüketilebilir, hı hı. Sardalya hı hı. tüketilebilir. Dolayısıyla hani bunlar omega 3 açısından oldukça zengin. Bunları eğer çok tüketemiyorsanız orada kendinizi biraz daha olsun toparlayabilmek adına omega 3 açığınızı kapatmak için kuru yemişleri tercih edebilirsiniz. Hangi kuru yemişlerde daha çok omega 3 var? Mesela fındık olabilir, badem. En önemlisi ceviz olabilir, badem olabilir. Yani zaten Akdeniz diyetine baktığınız zaman hani böyle arada atıştırmalıklar nedir? İşte en başta kuru yemişler evet, var. Evet doğru. Peki sence balığı omega 3 açısından mı yemeliyiz mesela? Balık yemeyen çocuklara yine bu kuru yemişlerle omega 3 içeriği yüksek balıkları şeylere kuru yemişleri tüketmemiz gerekiyor mu? Şimdi bak bir beslenmede şey çok önemli. Çeşitlilik çok önemli. Yani bir besini yerken şuna karar vermeniz gerekiyor. Yani ben bunu yediğim zaman
Evet. Aslında hayatımda ne değişecek ve ben vücuduma neler alacağım diye düşünmeniz lazım. Yani şimdi ne yaptık orada? Güzel şimdi bir... Çok güzel oldu bu aslında. Evet. Tam konuşmamızın üzerine balığın üzerine birazcık da fındık ekledi ustam. Hı-hı. Az geldi bana omega 3'ü bunun. Ben bir parça daha şöyle değil mi? Çok yakışır ya. Ceviz de konulabilir. Olur mu ceviz, usta, badem? Ama en çok herhalde fındık yakışıyor. Evet. Burada omega 3 bombası yaratmış olduk aslında şu anda. E tabii bir de sadece omega 3 değil. Bak şunu söylemek istiyorum. Hı. Hep kafamızda şu var. İşte ben domatesin içinde likofen var. Bu da çok güzel bir antioksidan. Biz hep hayatımda domates olsun. Böylece kanserden korunayım. Kalp hastalıklarından korunayım. Bakın bu böyle değil. Birçok antioksidanı beraber alırsanız işe yarıyorlar. Hı hı. Yani bir orkestra gibi düşünün. Sadece elinizde bir keman çalan kişinin olması yetmiyor müziğe sahip olabilmeniz için. Evet. Bütün orkestraya sahip olmanız lazım. O yüzden bunun içindeki bak işte fesleğenin içindeki antioksidanı da kullanacaksın. Balığın içindekini de fındığın içindekinde. Bir araya geldiği zaman zaten bunlar senin sağlığın için yararlı oluyor. O yüzden mesela bu... Bence oldukça sağlıklı bir yemek oldu. Tuz oranını bilmiyorum yalnız. Tuz katmadık yani tuzda bekletildiği için. Tuz marinlerken. Marinlerken abi. Tabii. Orada biraz şey dikkat. Marinledikten sonra bunu ne suya koyuyoruz. Ne kadar tuz koydun mesela ustam buraya? Ortalama bir 20-25 gram falan. 20-25 yani. Gram koydum tabii pişmesi açısından herhalde evet, birazcık da tuzla pişirip herhalde bir şey yapıyor. Aynen ondan sonra suya koyuyoruz tuzun alması için. Yani sadece... O şekilde de bırakmıyorsun. Sonra tabii suya koyuyorsun. Sonra. Tabii sonrasında o fazla tuzu gidiyor aynen, değil mi? Pişmiş oluyor. Aynen öyle. Sonrasında da yemeğimizi yapıyoruz. Harika. O zaman bu tabağın şu anda bizim az sonra anlatacağımız Akdeniz tipi beslenmede yeri hı-hı. çok büyük diyebilir miyiz hocam? Evet, evet. Bence çok iyi bir seçenek. Mesela bunu öğlen veya akşam yemeğinde gayet hı-hı. rahatlıkla tüketebiliriz. Hı-hı. Akşam yemeğinde tüketirken mesela bunun yanına ekmeği çok sınırlı yemek lazım ama. Evet. Hani akşam karbonhidratı biraz daha azaltmak lazım. Öğlen de mesela tüketiyorsan bunun yanına ekmek tüketebilirsin. Tam tahıllı bir ekmek. Yani hı-hı. Akdeniz diyetinin o piramidin tabanlarından bir tanesi o zaten. Tam tahıllar. Hı-hı. Orada ekmeği mesela tüketebilirsin. Ama akşam biraz daha ekmeği kısıtlamak lazım. Evet akşam yiyorsak eğer. Evet. Bir de tuzuna olarak. Dikkat. Yani şimdi ne olursa olsun 23 gram. Olan bir tuzdan bahsediyoruz bunun içinde. Ben bunun evet. hepsini yersem sen bunu yıkamış da olsan hadi yarısı hı-hı. gitmiş olsun 12 gram kaldı. Tamam. Benim günde almam gereken tuz miktarı ne kadar? 6 gram. Dolayısıyla ben bunun en fazla yarısını yiyeceğim ve o gün de başka tuz almayacağım. Almayacağım. Ki, bir dengeyi hani o dengeyi sağlayayım. Evet peki. çok sağlıklı ama çok sağlıklı diye çok yerseniz onun da zararı olur. Onun da zararı olur. Olabilir yani. Evet. Ellerine sağlık. Doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi acılı İzmir güzelimiz var. Ustam evet. bize acılı İzmir güzeli yapacak. Nedir bu güzel? İçinde hı. soğanımız var, havucumuz var, kabağımız var. Oo. Ondan sonra acı kırmızı biberimiz var. Acı kırmızı biberimiz evet. var. Aynen. Vay. Bunu yoğurtlu yapacağız. Sarımsak yoğurtlu. Çok güzel. Yoğurttan. Hadi yapalım aynen. mı? Tabii. Çok merak ettim. Güzel. İçerisindeki malzemeler çok güzel. Güzel çok sağlıklı. Evet. Kabağımız, havucumuz, fındığımız, biberimiz, soğanımız. Yoğurdumuz da var. Ustam da bize yapılışını güzelce anlatsın. Mevsim tabii ki sebzelerini kullanmak herhalde burada evet, çok önemli. Evet, değil evet. mi? Birkaç yine bileşen var burada. Bu da bir Akdeniz şey. Mutfağına ait bir... Mesela bak havuç var. Havucun glisemik indeksi düşük. Hı hı. Yani glisemik indeks ne demek? Bir besini yediğin zaman kan şekerini çok hızlı yükseltiyorsa ki bunu sevmiyoruz biliyorsun. Hı. O zaman... Kan şekerindeki problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela patatesin glisemik indeksi yüksek. Evet doğru. Pirincin yüksek. Doğru. Ama mesela burada havucun çok yüksek değil. Hı hı. Ve özellikle sen mesela bunu şu şekilde yediğin zaman faydası oluyor. Gene neden? Çünkü içinde zaten lif dediğim şey karbonhidratlardır aslında. Bununla evet. beraber aldığın zaman o glisemik indeksini düşürüyor. Ama havuç suyunu iç. Hmm. Havuç suyu evet havuç faydalı ama Birkaç tane havuç sıkman gerekecek o suyu tabii. çıkarmak için. En az 5-6 tane sıkacaksın. Yiyeceğinden fazlasını sıkacaksın. Lifi almayacaksın. Lifi almayacaksın. Sadece şekerini alacaksın. Posası da gitti sadece şekerini. O dolayısıyla yüzden, bunun bir faydası yok. Bu tarz sebzeleri değil mi? Özellikle de evet, çiğ evet. olarak tüketmekte fayda var. Ustam tavamıza zeytinyağını koydu evet. değil mi? Evet. Çok fazla yakmadan şimdi soğanlarını ekliyor zannedersem. Evet. Ustam mesela yüksek ateşte mi yapacaksın bunu yoksa tabii, düşük ateşte mi? Tabii normalde yüksek ateşte. Normalde yüksek ateşte, burada aynen. yüksek ateşi açamıyoruz tabii evet. değil mi ustam? Evet. Aynen. Peki evet. Mesela düşük ateşte olsa aynı lezzeti yakalayamaz mıyız? Yok yakalayabilirsin, sıkıntı olmaz. O zaman olmaz neden yani. Yüksek ateşte yapıyorsunuz? Ya nasıl diyeyim, daha hızlı olması için. Yani hızlı ve pratik olması açısından tamam. ama. Okay, o zaman tamam. hemen şunu söylemek lazım.
Yemeklerinizi düşük ateşte pişirin. Evet, harlamayacağız yani, evet. Değil mi? Özellikle de ilk yağ kızartırken herhalde hocam. Bütün yiyeceklerde yani aşırı ateşte hızlı pişirmek, hı hı. özellikle glikasyon ürünleri dediğimiz bir takım şekerlenmiş ürünlere neden oluyor. Tamam, anladım. Ve bu hocam, şekerlenmiş evet. ürünler birçok hastalığın daveti olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. O yüzden mümkün olduğu kadar yemekleri kısık ateşte ve yavaş yavaş pişirmek lazım. Evet, sabırlı olacağız değil mi? Evet. Sağlıklı bir yemek pişirmek istiyorsak. Zaten şu anda hafif hafif çok yüksek ısıda yapmamıza rağmen de neredeyse oldu. Soğanımızı hafifçe kızarttık. Sonra ne ekliyoruz? Şu levrek marin inanılmaz görünüyor. Çok gözüm güzel takılıp görünüyor. Takılıp duruyor. Rengi evet. de çok güzel. Şimdi gelelim içine katacağımız yoğurda. Orada Hı-hı. pişerken hocam yoğurda konuşalım. Hangi yoğurdu tercih edeceğiz? Ya ev yoğurdu. Light yoğurtlar mesela, satılan light yoğurtlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi light yoğurtlar eğer içinde şeker yoksa, yani hani bazen meyveli yoğurtlar şeklinde geliyor ya karşımıza. Doğru. Bence sağlıklı. Hmm. Ama şunu da ben tabii biraz bir adım ötede duruyorum. Yani işlenmiş gıda kavramı girdiği zaman bu biraz hani ne kadar sağlıklı sorusunu bende bir soru işareti hemen oluşturuyor açıkçası. Dolayısıyla hani en ideali tabii ki hani yoğurdu çok tüketmek. Hı hı, bol bol evde tüketmek. Yaparsanız evde yapın ama hani bu kadar yoğun iş temposu içinde İstanbul gibi bir yerde, hı hı. Ankara gibi bir yerde, İzmir'de bu iş temposu içinde evinizde her şeyi yapmak pek de mümkün olmayabilir. Olmayabiliyor. O yüzden çoğunlukla zaten artık esasında eğer merdiven altı üretim değilse hı hı. yoğurtlarda katkı maddesi yok. Evet. O zaman sağlıklı, rahatlıkla tüketebiliriz ama tabii evde çocuk varsa iş hemen değişiyor bence. Bütün anneler artık çocuklarına sütünü, peynirini, yoğurdunu evde yapıyor diye düşünüyorum. Evet, diğer malzememize geçebiliriz ustam. Havucumuzu katıyoruz. Evet. Herhalde sonra kabağımızı katıyoruz. Evet. Gibi geldi. Ama sırayla yapacağız. Çok güzel görünüyor. Ben şöyle geçeyim, birazcık size yardımcı olayım. Havuç pişirildiği zaman hocam şekerinin daha çok ortaya çıktı. Evet. Ve özellikle de mesela diyet programlarında falan salatalarınıza havuç katmayın derler şekerli olduğu için. O kadar da mı yani? Bence o kadar değil. Yani sonuçta tadımlık olarak ve ağız tadını düzeltecek kadar, hoş bir tat verecek kadar kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi ya diyetin özü aslına bakarsanız az yemek, gerçekten başka bir şey değil. Az kalorisi düşük yani? Alacaksın, kalorisi Hı. düşük yiyecekleri alacaksın. Ve mümkün olduğu kadar bunlar besleyici yiyecekler olacak hı hı. ve hareketini arttıracaksın. Yani Akdeniz diyeti dediğimiz zaman Akdeniz diyeti sadece yemekle sınırlı bir şey değil aslında. Yani şunu unutmayın. Akdeniz biraz diyetinin geliştiği ülkeler daha fazla hı. ada bölgeleri ve tepelik bölgeler. Yani orada yaşayan insanlar evet az yiyorlar ama aynı zamanda da hareketleri çok. Sürekli bir yerlere yürüyerek gidiyorlar. İşlerini kendi yapıyorlar. Doğru. Ya bunu hiçbir zaman unutma. Ben sadece işte Akdeniz diyeti yiyeyim, bol da yiyeyim, ondan sonra sağlıklı evet. olayım. Böyle bir dünya yok maalesef. Ne kadar hareket edersek yeme şansımızı o kadar arttırıyoruz değil mi hocam? Tabii ki. Ama tamam. yediklerin karşılığında sen hiç hareket etmiyorsan, onu yakmıyorsan bu durumda çok da fazla hani serzenişte bulunmanın yeri de yok yeri bana de göre. Yok. Böyle iyi mi? Evet. Tamam. Sen bu arada bayağı yemeğe daldın. Evet, bir yandan da yemeğimizi hazırlıyoruz. Şimdi de kabaklarımızı ekledik hocam. Evet. Kabaklar da güzel. Evet, havuç ve sebze. Kabak. Bol sebze. Yani bol oldu. Bu işin sırrı bu aslında. Başka İzmir'in bir şey değil. İzmir'in güzelinin içinde kabaklar mabaklar havuçlar. Dur bakalım. Bir de acı girecek şimdi. Çok enteresan. Hmm. Bu aslında bildiğimiz bir lezzet Musta ya. Ben hiç, sanki belki yemişimdir daha önce olabilir. Ama. Olabilir değil mi? Evet. Peki, kabaklarımızı şimdi da güzelce öldürüyoruz. Şimdi sen diyetten bahsettin ya, orada hemen bak mesela acıyı soktuğun zaman metabolizma hızını da arttırıyorsun. O Hı-hı. da biraz esasında kilo vermeye yardımcı oluyor. Yani acıyı açıkçası ben zaten çok seviyorum. Bir niyetle yapmıyorum bunu ama genelde herkes şey söylüyor. Acı metabolizmayı hızlandırıyor, zayıflama dönemlerinde bağırsakları çok iyi çalıştırıyor, Hı-hı. düzenlemesini sağlıyor diye. Acıyı turşu olarak da, biber olarak da veya baharatlar olarak da bol bol tüketmemiz evet, gerekiyor. Evet, evet. Bir de tabii şu var Çağla. Tamam. Mesela hep şimdi ben konuşuyorum. Kişiler diyor ki işte ben yaşlanmaya başladım ve belli bir yaştan sonra kilo almaya başladım. Hı hı. Şimdi bu neden Eskiden oluyor? Eskiden tığ gibiydi. Evet, tığ gibi. Ama hakikaten doğru. Çünkü neden? Baktığın zaman yaşımız ilerledikçe aslında daha fazla metabolizmamız yavaşlamaya başlıyor. Evet. Her 10 yılda bir %1-2 yavaşlamaya başlıyor. Mesela bunu bir matematik hesabı yaptığınız zaman yani hayatınızda hiçbir şey değiştirmeyin kilo almaya başlarsınız ve devam edersiniz.
Çünkü metabolizmanız yavaşladığı için siz hep aynı kaloriyi aldığınızda olan şey ne? Fazla enerji sana kilo olarak geri dönüyor. Geri dönüyor yani değil yıllık mi? Olarak 1-2 kilo hiçbir şey değiştirme. Yıllık olarak 1-2 kilo üzerine koyarsın. Evet. 10 yıl sonra da bu 10 kilo olarak karşına çıkar. Değil mi hocam? Evet. Bu arada ben biraz çok mu koydum acaba diye de düşündüm. İyi miydi? Gayet iyi. O biberler bayağı bir acı ya. Şimdi bundan da... 2 kaşık koyuyoruz. Onda 2 kaşık. Acı toz biberimiz var ve pul biberimiz var içinde. Bu da karışık bir baharat. Evet. Yanacağız ya biz. Bunu bugün yerken kesin yanacağız. Söyleyeyim size ben. Ben koyuyorum böyle bol keseden ama adı da zaten... Neydi? İzmir acı güzeli mi? Evet. Acı ezme güzeli. Acı ezme güzeli. Harika. Evet şimdi... demek ki özellikle de hocam menopoz döneminden sonra kadınlara biz buradan sürekli uyarılarımızı yapıyoruz. Daha çok hareket, daha az yemek. Bunun müthiş başka yolu yok ya. Bunun başka yolu yok. Çıldırıyorum şu anda. İnanılmaz da kokuyor. Kokusu da gelmeye başladı. Şimdi bu birazcık daha pişecek. Üstüne ne koyuyoruz ustam? Bir kaşık sebze çeşni koyuyoruz. Sebzeli çeşni koyuyoruz üzerine. Bir kaşık şöyle. Tuz atmıyoruz içine. Çünkü tuz atmıyoruz içinde... zaten çeşnisinde. Aynen. Tuzu da var. Bunu yolda... böyle pişmeye bırakacağız hanımlar. Sonrasında sanki benim tarifimmiş gibi anlatıyorum. Efendim sonrasında da yoğurtlu sosumuzla değil mi? Evet ustam? Sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurtla bunu bir güzel servis edeceğiz. Harika, ben bunu burada pişmeye bırakıyorum. Hocamla beraber, çok teşekkür ediyorum bu arada. Hocamla beraber Ayşe Hanım'ı da davet ederek ortadaki Akdeniz lezzetlerine şöyle Akdeniz mutfağını A'dan Z'ye masaya yatırıyoruz. Alkışlarla Ayşe Hanım'ı davet edeyim. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bu güzel lezzetler evet, için. Evet, İzmir'den bütün Ege Akdeniz ne gerekiyorsa zeytinyağları evet. Sizin için ta oradan buraya getirdik. Müthiş, müthiş. Hakikaten çok sevdiğimiz mevsimsel bir lezzet. Ne varsa işte bakla, semizotu. Şöyle en başından başlayalım mı? Enginar tabii. Şuradan en başından bize yavaş yavaş, sizi böyle alayım, yavaş yavaş bize anlatabilirsiniz. Brüksel lahanası. Hocam bilir hepsi bunların gayet sizin söylediğiniz şekilde sağlıklı. Ege, güzel. Akdeniz vesaire. Brüksel lahanasında burada sadece herhalde zeytinyağı evet, kullanıldı. Evet haşlayıp zeytinyağı. Başka hiçbir lezzet hiçbir şey yok. Başka hiçbir yani sos gerek yok. De yok. Ama seviyorsanız ben severim mesela nar ekşisi, limon vesaire. İsterseniz. O da sağlıklı mı bilmiyorum. Şu hocamın yanında ben konuşmaya korkuyorum. Yok yok hayır hayır. Nar ekşisi. Nar ekşisi gayet sağlıklı. Yani, yani sos olmasın. Önemli olan aynen, nar ekşisinin orijinali kendisi olsun. Yani. Orijinali olsun. Kalp damar sağlığı açısından hocam Brüksel lahanasını sürekli duyuyoruz değil mi? Tabii. Yani sebzelerin kanseri, hepsi yeşil yapraklılar, biliyoruz. Yeşil yapraklıların hepsi sebzeler evet. İşte. Burada gördüklerinizin tümü aslında sağlıklı zaten. Evet doğru. Ama hani nedir? Hani bu kadarını tabii böyle önünüze koymayın. Bunu ellerinize sağlık. Hepsi çok güzel görünüyor. Ama hep az az. Porsiyon kontrolü yani çok önemli. Yani az yemek önemli. Onu biz anladık. Zeytinyağlı sağlıklı diye yemiyoruz. Evet lümbür lümbür yemiyoruz. Yani yedik böyle oluyoruz. Yemezseniz böyle oluyorsunuz. Evet. Ben de yiyorum da denge olayına ben daha birazcık daha dikkat ediyorum. Hemen şimdi yanımda... bu mevsimin sebzesi bakla. Bakla. Bunu ustamız iç bakla olarak yapmış. Ben evde normal böyle şu an keserek yapıyorum onu. Sizin söylediğiniz bir şeye çok katıldım biraz önce. Hangisi? Yavaş yavaş pişirmek. Zeytinyağı da o kadar önemli ki ben mesela hep kısık ateşte koyarım kendi. O zaman hem sararıyor hem kendini bırakıyor. Bütün zeytinyağlarda bence en önemli şey o. Biliyor musun? Bak sabır. Mesela çocuklarda bile eğer çok hızlı pişirdiğin zaman, bunun üzerine yapılmış çalışmalar var. Çok hızlı pişirilen yemekleri yediği zaman çocuklarda bile bu age dediğimiz ürünler yükselme gösteriyor. O yüzden hani küçüklükten itibaren şey yapmak lazım, bakmak lazım buna. Mesela şu anda korneada bu ageler ölçülebiliyor yani gözde. Ve o bir kere oturdu mu senin küçüklüğünde o ömür boyu devam ediyor. Yani sen şekerini sonradan düşürsen bile o maalesef geriye gitmiyor. Katarakların önemli nedenlerinden bir tanesi bu öyle mesela. Öyle mi hocam? Evet. Evet. Ne kadar bilinçsiz besleniliyor normalde evet. Ama evet, şu an mesela ben bizim mutfağımıza baktığımızda sizin söylediğiniz hep doğru şeyleri görüyorum. Ne yani, kadar güzel değil mi? Yani otlar, haşlama yapılıyor. Zeytinyağlı ağırlıkta. Baklayı burada dereotu ile birleştirdik. Çok yakışıyor. Çok aynen. Güzel taze bir soğan ikili oluyor. Ve dereotu, bakla hepsi birbirinin vazgeçilmezi ama biz tabii içine hep bir miktar şeker koyuyoruz. Belki ona gene hocam bir şey der. Bilmiyorum. Sen bence koymuyorsun o şekeri. Senin haberin yok. Kendi kendine. Mümkün değil o şekeri. Senin koyuyor olman mümkün değil. Burada değişik bir lezzet var. Bildiğimiz favanın farklı hali. Pancarlı bu. Bak şimdi. Allah evet, aşkına. Evet normalde bak. Fava nasıl olur? Hanımlar da bilirler. Tekmil olur, haşlanır vesaire.
fava. Soğanlı. Bu fava pancarlı, ama bu pancarla yapılmışı. Ne kadar şık, hoş bir renk değil mi? Nefis. Şeker gibi görünüyor. Lezzetli, hem şeker gibi görünüyor hem de çok faydalı herhalde hocam değil mi fava? Pancarlı olması dolayısıyla fava, şimdi burada zeytinyağı. Fava kuru bakla ana malzemesi. Şimdi hep söylediğimiz bir şeyi tekrarlamam lazım burada. Yemeklerinizin renkli olmasına dikkat edin. Evet. Yani işte buradaki mor renk, pembe renk bu besinin antioksidan açısından çok zengin olduğunu gösteriyor. Hı hı. O yüzden çok faydalı. Evet. Yani hem bakla hem pancar ikisi birlikte. Yan yana gelmiş müthiş. Burada yine bizim şu an mevsimsel sebzemiz enginar. Onun uç kökleriyle yapılmış bir yemeğimiz var. Yine aynı şekilde zeytinyağlı şeyli, dereotlu vesaire. Havuç da var içinde. Onu da şöyle hemen göstereyim. Yalnız yağını damlatmak istemiyorum. Zeytinyağının da güzelliği. Güzellik şöyle tabii canım. Göstereyim, nefis görünüyor. İşte açıcı bence. Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle. Tabii içinde limonu vesairesi de olunca hepsi bir arada. C vitamini herhalde hocam yine bize. Evet, karaciğer sağlığı. Ben artık burada sizden onay alarak konuşuyorum yemeklerimiz. Yok, rahat olun. Karaciğer rahatsızlığı olanlar da değil mi hocam? Evet. Enginar bol bol tüketmeli. Evet. Normalde mesela bu karaciğerle ilgili insanlar haplarını alıyor. Bence hiç gerek yok. Bu mevsimde bol bol hiçbir şey yapamıyorlarsa sadece haşlayıp yine yiyebilirler. Evet. Çok faydalı. Kesinlikle, siz de harikasınız. Devam edelim. Burada bir otumuz var. O Arap saçımız. Arap saçı otu. Evet. Evet, belli. Biz genelde hepsini zaten haşlayıp, limonlayıp, zeytinyağıyla yiyoruz. Burada deniz börülcemiz var. Yine haşlanmış, ayıklanmış zeytinyağı, limonlu. Bir saniye, çok pardon. Elim hafif yağ burada oldu. Hocam bu otlarla ilgili de konuşabiliriz aslında. Çok fazla tüketmeyi tercih ettiğimiz şeyler diye bizi doyurmadığını düşünüyoruz ama besin değeri oldukça yüksek sebzeler, bitkiler. Şimdi eğer ben mesela gün sonunda bugün sağlıklı beslendim demek istiyorsanız o gün yarım kilo sebze veya yeşillik yediğinizi bilmelisiniz. Yemediysek sağlıklı beslendik demeyeceğiz. Demeyeceksiniz, evet. Yani bunların tabii en büyük avantajı ne? Kalorisi öyle çok yüksek değil. Hani zeytinyağını da çok yüksek koymazsan ki hani çalışmalarda da zeytinyağı için kullanılan değer şu, hani sağlıklı diyoruz ya zeytinyağı. O zaman miktarı ne? Hani bu çalışmalarda ne kullanılmış? Günde 4 çorba kaşığı zeytinyağı. O kadar. O kadar. Evet. Şimdi bunların hepsini yediğin zaman zaten hani yarım kilo esasında oluyor. Bakma bayağı bir şey. İlk başta yarım kilo çok gibi geliyor insana. Ama bir patates ne kadar mesela? Ama hocam yine bir fast food yiyeceğine, bir pizza, bir hamburger, yani, bir patates kızartma yiyeceğine, şundan doyana kadar yedirsek en azından kontrolümüz dahilinde bir şeyler bir yapmış yeşil, oluruz değil mi? Hani yeşil yapraklı bitkilerde B vitamini çok zengin. Onları çok önemli bir şekilde alabiliyoruz ya onlardan. Evet. O yüzden işte brokoli. Müthiş görünüyor hakikaten brokoli. Yemyeşil hiçbir şekilde öldürülmemiş. Ve çiğ herhalde kaybetmiyor. Yani haşlanmış, çok hafif bir haşlanma. Aynen, yani. En güzel herhalde pişirme yöntemi brokoliyle ilgili, çiğ sevmeyenler için çok hafif öldürülmesi, buharda pişirilmesi demiştik. Kanser savar olarak aklımıza kazınan. Bunun rengi çok güzel görünüyor. Haşladığın zaman daha sonra farklı bir teknik mi bu? Yok, hayır, buhardı normal. Çok az pişirince aynen. Rengini kaybetmemiz çok çok önemli. Hiçbir zaman hiçbir sebzeyi öldürerek, kendi renginden değiştirerek tüketmiyoruz. Bunun üzerine basa basa her zaman söylüyoruz. Burada devam edelim. Sıcak otlarımız var. Yani sıcak ot karışık bütün otlardan kavurduğumuz. Hangi otlar var içinde? Mevsimsel olarak hangi otumuz varsa şu an burada gördüklerimizin soğanla, taze soğanla birlikte kırmızı biber de var içinde. Evet, hepsini birlikte kavrulmuş hali. Üzerine biz bunun yoğurt da döküyoruz. Mesela ikramda restoranımızda servis yaparken yoğurtla birlikte veriyoruz. Zaten şimdi bu kadar çok güzel şey yaptın ya, böyle renkleri bir araya getirdin ya. Benim şunu söylemek istiyorum. Esasında bu bitkilerin, sebzelerin bu kadar renkli olmasının bir nedeni var. O da ne? Cazip kılmak onları. Evet, görsel şimdi, olarak yani düşünsene şimdi etrafımızdaki bütün bitkilerin bakın aynı renk olduğunu düşünün. Siyah olduğunu düşünün mesela. Evet. Yer misiniz? Sadece bir şey alırsınız ona siyah yemeye devam edersiniz. Siyah ne var diye düşündüm şu an, var mı yediğimiz bir şey? Yok hani parzet hepsi siyah olsun veya hepsi kırmızı olsun. Bir özelliği kalmayacak ama şimdi bak hani Çağla'nın bu yaptığı kombinasyonla beraber kırmızısı, yeşili, turuncusu, beyazı. Öyle miydi? Harika. Sıcak. Evet, çok, yoğurt çok güzel üstüne. Of, yaptıkça işte iştahlandım vallahi. Şimdi mesela burada da otların şeyle kavrulmuş, yumurtayla kavrulmuş. Burada da protein eklenmiş oluyor. Burada yoğurt, C vitamini ise orada da protein ekliyoruz. Yine enginarımız, göbek. Üstünde küçük arpacık soğanlarıyla fırınlanmış bir şekilde.
Burada ıspanak kökümüz var. Şu neydi, ben bunu kaçırdım, oraya doğru gittim. Bu karışık gittim. Yine otların kavrulmuş hali, yumurtalı. Çok güzel. Yumurtanın sarısı beyazı, ikisi karışık, her şeyiyle. Karışık çırpılmış halde. Çok güzel, protein de ekledin. Aynen, he? Orada C vitamini, burada protein. Dayanamadı ve. Ama bence yani güzel görünüyor gerçekten. Azıcık da yoğurdu aldım. Oh. Afiyet olsun. Evet, devam edelim. Burada ıspanak kökümüz var. Ispanağın normalde kökünü hanımlar belki bilirler, atarlar ama bunları normalde evde de kullanabiliriz. Benim annem de kullanırdı. Ispanak kökü de gayet lezzetli bir sebzelerimizden. Çok severim, evet. Enginarımız var, göbek. Üstünde arpacık soğanlarıyla fırınlanmış bir halde. Burada Şevketi Bostan var. Şevketi Bostan. O da çok önemli. İzmir'de, Ege'de sevdiğimiz çok, bir lezzet. Çok severiz hakikaten. Biz biraz farklı yaptık burada, cevizli vesaire, yoğurtlu. Onun da bir tadına bakın isterseniz. Ben tabii bakayım, hepsine bakarım. Ben şöyle hafif bir göstereyim izleyicilerimize de. Nasıl yaptık Şevketi Bostan'ı? Bu da işte içinde normal yine haşlanmış, karıştırılmış bir şekilde. Mahmut Ustam yaptı gerçi. O daha güzel anlatabilir bunu da. Yoğurtla karıştırıyoruz. Sarımsaklı yoğurtla, ceviz, soğan, Şevketi Bostan, yoğurt. Değil mi? Doğru anlattım usta. Harika görünüyor. Bunu da tadına bakacağım. Az sonra dayanamayacağım. Burada yine zeytinyağlı. Aynısı herhalde değil mi? Evet, Brüksel'de anlamız. Devam edelim. Yoğurtlu semizotumuz var. Şimdi bu mevsimin yine en önemli omega 3 yüklü sebzesi olan semizotu. Hı-hı. Onu biz çeşit çeşit yapıyoruz. Burada ama yoğurtlu semizotunu koymuş ustam bize. Ben bunun yemeğini de yapıyorum. Hanımlar belki İçine kıyma koyabilir, pirinç koyabilir. Pirinci çok tercih etmiyorum. Ben pişirirken mesela nohut koyuyorum içine, haşlanmış nohut. Muazzam bir lezzet oluyor. Hı-hı. Tavsiye ederim. Burada sadece ayıklanmış, yıkanmış semizotumuz var. Şeyle karıştırmış, sarımsaklı yoğurtla. Hı-hı. Bir de şunu merak ettim. Diğerleri aynı galiba. Bu hem enginarımız var, bebek enginarımız var. Bebek enginarımızı biz fırınlıyoruz. Çok güzel. Fırınlanmış, yine üstü zeytinyağı limon. Şöyle bir görelim, değişik. Normal zeytinyağlı, yine zeytinyağlı ama fırında yapılmış hali herhalde. Aynen, fırında pişirilmiş. Bildiğin bu lokum sonra gibidir, evet, ya. Evet, aynen öyle. Eğer zeytinyağı sevmiyorsanız bence fırınınızda da böyle güzel hafif kızartabilirsiniz. Ay, mangala mı atsaydık bu enginarları ya? Etin yanında valla. Çok güzel. Acaba böyle daha mı sağlıklı pişirme bence, yöntemi olarak? İkisi evet, de aynı yani gibi sanki. Bence evet, yani haşlamada, ızgarada. Aynen. Enginar her türlü. Bir de çok yani sağlıklı. Bu mevsimde zaten kısa süre oluyor. Bunu çok iyi değerlendir. Biz özellikle mevsimsel sebzeleri kullanalım istedik işte. Enginar, kısa süre hepsini tüketelim. Hı-hı. Ne varsa yapalım buradaki çeşitler gibi. İşte semizotu aynı şekilde önemli. Yine evet, kaçırılmaması gereken mevsimde aynı yenmesi zamanda gereken sebzelerden. Şu an baklamız mesela. Hep bunlar şu an mevsimsel tüketmemiz gereken sebzeler. Şunu merak ettim. Maydanoz. Bu maydanoz salatası. Bildiğimiz maydanoz salatası. Evet, ya, hiçbir şey yapamadık. Maydanozun faydasını siz biliyorsunuz zaten. Biraz önce yeşillerle ilgili anlattınız. Zeytinyağı, limon, isterseniz sarımsak. Hiçbir şey yapamıyorsak, yemeğimizin yanında salatamız yoksa bunu maydanozla birlikte. Kişi nasıl yersin biliyor musun evet, bu maydanozu? Evet, harikasın. Hiçbir şey yapamıyorsak. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Az sonra mutfakta buluşacağız. Ben de teşekkür ederim. Sağlıklı beslenme deyince ilk akla gelen beslenme türü Akdeniz beslenmenin piramidine şöyle bir bakalım istiyorum. Ne var olur, piramide? Olur, hadi bakalım. Hocamız neler anlatacak? Biz hep beraber şöyle geçelim. Başlayalım. Şimdi bu esasında hani biraz önce demiştik ya, 1960'larda insanlar acaba ne yiyor da daha sağlıklı oluyor diye araştırılınca bu piramit tabii ortaya çıkmaya başladı. Yavaş yavaş şekillendi. Yani ilk başta görüldü ki esasında bu insanlar gerçekten adalarda, Girit Adası'nda, İtalya'daki adalarda bir kere çok hareket ediyorlar. Ada halkı çünkü zaten hani orada ulaşım imkanı daha kısıtlı. Dolayısıyla pek çok yere yürüyerek gidiyorlar, geliyorlar. O yüzden bu günlük egzersizi, yani en basitinden aslında yürüyüşün ne kadar önemli olduğunu altını çizmek lazım. O yüzden de bu en altta zeminde duruyor. Yani egzersizden öte ben bunu aslında fiziksel aktivite diyorum. Doğru yani hocam. Egzersiz dediğin zaman herkes çünkü böyle bir şey yapmaya başlıyor. Ya nasıl çıkacağım, işte üstümü değişmem lazım, ayakkabı giymem lazım. Hayır efendim, hiç bunlara gerek yok. Yapmanız gereken şey, bir yere gidiyorsanız otobüsten veya arabanızdan biraz önce inip, iki durak, üç durak önce inip oraya yürüyerek gitmek, evinize dönerken tekrar yürümek. Yani bunları yapabilirseniz zaten günlük aktivitenizi arttırmış olursunuz. Evet. Ekstra bir şeye gitmeye gerek yok. Benim hala biraz garibime gidiyor. Yani biz hep diyoruz ya, sağlıklı yaşam için günlük egzersiz, aktivite arttırın. Şimdi hani para veriyoruz, spor salonlarına gidiyoruz aktivitemizi arttırmak için. Halbuki biz bunu günlük hayatımızda yapabiliriz. Çok rahatlıkla. Yeter ki farkında olalım değil mi? Evet. Bu asansörler, merdiven olayları, bir yakın mesafeye yürüme. Değil en mi? Basiti. O anları değerlendirebilme. Tabii ya, iki kat yukarı çıkıyorsanız merdiven çıkın. İşte onu yani step diye hani çok bir ara çok popülerdi, hatırlarsın. Evet, doğru, step vardı. Step çok popülerdi. Halbuki işte merdiven çıkmak yani sonuçta.
Bunu yapabilirsen İlla zaten yapmış olursun. Deli gibi spor yapmaya da gerek yok. Yeter ki aktif olalım. Yeter ki yürüyüş yapalım evet. bol bol. Sonra? Şimdi en zeminde yani piramidin alt tarafında ne var? İşte ekmek, makarna, pirinç, kuskus, kepekli tahıllar gibi, patates gibi karbonhidratlar var. Evet. Şimdi karbonhidrat konusunda tabii biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü neden? Karbonhidrat eğer özellikle kompleks şeker değilse, basit şekerse sıkıntı yaratıyor. Yani şekeri fazla tüketmek kilo alımınızı arttırır ve biraz önce defalarca söylediğimiz gibi pek çok hastalığa da davetiye çıkarır. Doğru. Fakat mesela ekmeği tüketmeyelim mi? Hayır, ekmeği tüketebiliriz. Özellikle sabah kahvaltısında ve öğle yemeklerinde tam tahıllı ekmeği tüketebilirsiniz. Bir dilim, iki dilim. Tabii ki bir dilim, bir dilim zaten yetecektir. Yeterli, yani doğru. İki dilime çok gerek yok aslında. Ama tabii o koca ekmeklerden bahsetmiyorum. Yok tabii tabii. Şöyle elimiz yani, kadar. Fakat burada önemli olan ne? Beyaz ekmeği neden kötü diyoruz? Hani neden beyaz una kötü diyoruz? Çünkü beyaz unda nasıl yapılıyor? İşte o buğday rafine ediliyor. Bütün o besleyici kısmı dışarıda kalıyor. Kalan kısmı un ufak ediliyor ve un haline getiriliyor, öğütülüyor. Dolayısıyla onun hem bir besleyici yönü yok. Doğru. İki kalorisi yüksek. Evet. Daha ne olsun? Evet. Yoksa ekmek pek çok ülkede bugün biliyorsunuz besleyicilik açısından ve kolay bulunabilir olduğu için, ucuz olduğu için de tercih edilen bir besin kaynağıdır. Evet. Ve un içeren hiçbir şey aslında değil mi hocam? Tabii. Yani kurabiyeleri de buna koyabilirsin. Kekler, i̇şte, börekler, kekler, vesaireler. Börekler, bunların hepsi bunun içinde aslında. Evet. Şimdi, ve makarna, pirinç. Pirinç biraz önce söyledik. Glisemik indeksi yüksek. Ama mesela makarna İtalya'da en sık ve sık olduğu kadar da yoğun tüketilen mesela bir besin. Ama İtalya'da da Akdeniz tipi beslenme var. Ve bu çalışmanın çıktığı yerlerden bir tanesi de İtalya. Dolayısıyla makarnayı esasında özellikle lifi bazen yüksek olduğu için de hani ürüne göre değişiyor ya. Tüketilebilir. Yani makarna yenmeyecek diye bir şey yok. Bir şey makarna yok. Tüketin. Makarnanın üzerine bir protein kaynağı koyabilirsiniz. Kıyma gibi mesela mi? Kıyma koyabilirsiniz. Balıkla yapabilirsiniz. Beyaz sebze de koyabiliriz. Yapabilirsiniz. Sebze yapabilirsiniz. Biraz önce mesela Ayşe ne dedi? Ben dedi nohutla karıştırıyorum semizotun dedi. Yani bu tür kombinasyonlar. Mercimekli makarna çok güzel çok oluyor. Çok güzel olur. Mercimekli erişte. Ve çok daha enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi size. Mesela nohutu, mercimeği bir araya koyduğunuz zaman besleyiciliği de artıyor. Doğru. Yani bunlar bir araya geldiği zaman daha faydalı besinler haline neyi, geliyor. Neyi neyle yan yana yiyeceğimizi, tüketeceğimizi de bilmemiz önemli aslında. Evet, yani sağlıklı besinleri bir arada tüketebilirsin bence. Doğru, en güzeli mi? O evet. aslında. O kombinasyonlar her türlü güzel oluyor zaten. Bir de şunu düşünmek lazım. Bak bir şey yediğin zaman evet ben bu kaloriyi alacağım ama bu kalorinin karşısında ne vitamini alacağım? Karşısında beni ne kadar besleyecek diye düşünmek lazım. Yediğimiz çoğu şeyin faydalı olmasına, değil mi? Vitaminin evet. oranının yüksek olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Peki yani. Ya patates? Patates yemeği, salatası, kızartması her şeyimizin içerisinde patatesi mutlaka koyuyoruz. Ne kadar tüketmeliyiz? Yani. Veya Akdeniz mutfağında ne kadar yeri var patatesin? Şöyle diyebiliriz. Kişi başına bir patates tüketilebilir. Yani bir porsiyon kontrolü yaparken en güzel şey bu. Fakat eğer mesela şeker hastalığınız varsa, obezite varsa bu durumda daha kontrollü tüketmeniz gerekir. Çünkü glisemik indeksi çok yüksektir. Anladım. Tamam. Patatesi kontrollü. Ona dikkat etmek lazım. Hocam bu arada ben hemen direkt bir tatlıya atlamak istiyorum. Çünkü çok soruluyordur. Aklında kaldı. Herkesin bence en başından beri aklında olan soru. Tatlıyı ne kadar tüketmeliyiz? Konuşacağız üzerine. Geçtiğimiz günlerde ben programda katmer şovu yaptım. Tamam. Hatta Gaziantep'ten Ömer geldi. İnanılmaz katmerlerle yaptı. Hocam lütfen bir bakın da siz söyleyin şunu. Yenmez nasıl mi? Yemeyelim? Nasıl Peki. yemeyelim? Bir izleyelim sonrasında buradayız. Altan'ın kalesine astılar fermanını, aman 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 astılar fermanını. Urfa Mardin'dekileri kestiler yollarımı, aman 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 kestiler yollarımı. Bu kadar ince alttaki desenin çıkıp çıkmadığını merak ediyorum. Kamera görebilirse. İnanılmaz. Çünkü müziğin zar. Coşkusuyla zara dönüştü. Değil mi? Resmen zara dönüştü. Zara dönüştü. Görüyorsunuz evet. tezgahın görüntüsünü olduğu gibi verebiliyor. Katmer Gaziantep'te sabah kahvaltı geleneklerinden birisi bu arada. Tabii tabii. Aç karnına direkt katmer yeriz. Maşallah maşallah ne güzel.
Bir aç karnına katmer. Katmer peki sadece tatlı olarak mı tüketilir? İçine peynir falan konmuyor mu? Sabah kahvaltı deyince bana biraz fazla geldi. Bu hamurun içerisine kıyma da koyacağız. Kıyma onu da yapacağız birazdan. Bir de peynir konulabiliyor. Bu ne kadar daha gidiyor böyle, ben anlamadım hocam, nasıl bir incelik ya, bana kalırsa müthiş. Yer olsa herhalde 2 metreye kadar açar. Gitse gidecek aynen. Gider 2 metreye kadar rahat, 1 metre oldu şimdi de. Evet oldu resmen. Katmer kat mı açacaksın bunları sen? Bunu Ömer? Şimdi katlayacağız biz. Bunu katlayacağız. Evet. Aralara yağlar koyuyoruz. Evet. Kat bu katlıyorsun. Bu sade yağımız tereyağının en saf hali. Tereyağının en saf halini kullanıyoruz. Bu katmere aroma katar. Bunun kendine ait bir rehası var. Evet. Sonra fıstığımızı. Sen hiç katmer yiyormuş gibi değilsin yalnız. Yiyorum. Sağlıklı olduğu için hiç zarar yok. Yapmıyor diyorsun. Sağlıklı olduğunu düşünüyor musun hocam katmerin? Bence sağlıklı efendim. Vallahi mis gibi. Ya bakın şöyle söyleyeyim. Allah ya şunun aşkına. İçerisindeki hamur miktarı herhalde şu kadar falan bize kalmıştır. Bize düşene 10 gram ama diyemezsin. Ama bol miktarda yani. Tabii ki fıstığı koyuyor. Kaliteli şey yapabilmeniz için malzemeden eksik tutmayacaksınız. Yani malzeme gerekiyor efendim. Malzeme olduğu takdirde oluyor. Doğru. Ancak lezzeti şekerimizi atıyoruz. Şekeri öyle şeyden koyuyorsunuz. Efendim? Doğrudan koyuyorsunuz evet. Şekeri. Evet. Toz şeker halinde serpiyorsunuz. Toz şeker halinde koyuyoruz. Koymasak olmuyor mu şeker? Şekersiz olur da lezzet olmaz çok. Lezzeti o kadar evet. Olmaz diyorsun. O şekerin de ben size söyleyeyim sonunda ağızda bıraktığı yani hafif bir tat bırakacaktır. Değil mi hocam? Çok ağır bir şey bir olmayacak. Şerbet olmuyor çünkü. Espri zaten orada. Ayrıca şerbet koyuyor musunuz? Yok buna? Şerbet yok. İşte şerbet yok. Şekerden. Tamam bak şimdi benlik oldu. Evet şimdi ne koyuyoruz? Bu da köy kaymağımız. Hakiki sahan kaymağı diyoruz biz buna. Allah. Sahan kaymağı. Haydi bakalım. Hadi bakalım Allah kabul etsin. Allah. Tabii hocam. Ömer koydukça hocam homurdanmaya başladı çok iyi. Hocam süper. Koydukça ama bu kadar hocam şimdi o döndürülecek ya. O bize şu kadar düşer ondan hocam. Hiç İnşallah öyle olacağını tahmin. Ümit ediyoruz efendim. Yani şu şeye geliyor tabii yani bu. Çok güzel. Katmeri Gaziantep'te yeni evlenen çiftlere ikram ederler. İlk lokma olarak. Kaymak gibi geçsin bütün evliliklerin. Evet, nedeni yani. Evet. Hani ilk lokmaları tatlı olsun tatlı ki olsun, bir ömür boyu da evlilikleri mutlu mesut bir şekilde. Ha bir yesinler hiç kavga etmesinler. Olay bu. Bunu da şu şekil. Şimdi bunu verelim fırına ve tamam. Hemen arkasından bir tane de çikolatalı yapacağız. Sonra? Çevireceksiniz. Salla. Evet. Bravo. Ya. Ama arada yer değiştirin. Arada yer değiştirin ha, mesela. Arada, ha. Evet. Ha tek tarafından açılmasın evet. Diye diyorsun. Sen ne diyorsun sen bana? Bana ya, ne anlatıyorsun ya, sen ya? Ya? Vallahi süper. Ellerinize süper. Sağlık. O kıvamı verebilme meselesi. O yüzden birkaç çeşidini karıştırmak zorunda kalıyor. Normalde tek bir şekliyle... Olur. Normalde tek olur bir. Ama herhalde bunda daha o da daha bizim bir sırrımız. Oluyor. Hocam çikolata yeterince çikolata mı ona bakacaktım. Vallahi yeterince çikolataymış gibi görünüyor ama isterseniz yine de bir test etmenizde faydalar var. Sağ olun hocam bana bu görevi verdiğiniz için. Noktasını göstereyim şöyle. Şöyle mi yapayım? Bir saniye. Şuradan şöyle. Ha, tamam. Bak. Aynen. Tabii. Onlar ben burada çevirerek vurarak çıkarsana. Yaptığı zaman tabii manivela gibi o yavaş yavaş o şahane. Fenalık geçiriyorum şu an biliyorsunuz. Yok bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Çok daha. İyi. Bir biraz kere daha. Bir kere daha. Siz de evet, şahane. Tamamdır. Sessizlik, mikrofonu yaklaştırın isterseniz. Duyuluyormuş hocam. Ben böyle bir şey görmedim. Evet, çikolatası da artık değil mi? Evet. Akıyor. Kendisi yapın onu isterseniz sen. Fışırtıyı duyuyor musunuz? Fışırtı şahane ama muhtemelen değil. Siz bunu bu kadar...
bir miktar bekletiyor musunuz servis etmeden? Yok, direkt sıcak. Hocam, sıcak, direkt sıcak, sıcak, sıcak veriyorsunuz. Evet. Hocam yani Yavuz'un okeyinde yapılmış ve yenmiş. Evet. Güzel. Düşünün yani hocam. Ama Yavuz hocam bilmiyorum ne dedi orada, tam şey duyamadım ama. Yenilebilir dedi. Yenilebilir mi? Evet yani tamam. O da dengeden hakikaten yana. Peki sizce ne kadar tüketilmeli tatlı? Ya aslında şöyle yavaş yavaş yürüyelim. Şöyle söylemek lazım. Hani gerçek anlamda Akdeniz diyetinden bahsediyorsanız aslında bu tür yiyecekler, yani tatlı yiyecekler bayramdan bayrama modundadır. Onu söyleyeyim size. Öyle mi diyorsunuz evet, hocam? Evet tabii ki. Ama şimdi tabii ki şu anda madem önümüzde hani çok var, artık imkanlarımız daha fazla, daha sık var elimizde. Yani bu tür tatlıları arada yemek yanlış değil. Yanlış değil. Haftada bir yiyebilirsin. Haftada bir çok iyisiniz yani hocam. Gerçekten. 15 günde bir olabilir de. Evet. Kişiden kişiye de değişir biraz. Kişiden kişiye değişir. Yani senin fiziksel aktiviten nedir? Tabii. Metabolizman nasıldır? Kilon nedir? Tansiyonun var mı? Şekerin var mı? Bunların hepsine göre herkes değişir. Herkes kendine göre organize etsin. Bir de miktar tabii. Şimdi hani orada çok güzel bir şey yaptın. Mesela dayanamadın, bir tane yedin. Bunun bir zararı olmayacak. Yemedim. O sıcaktan yemedim. Şu anda o kadar pişmanım ki yemediğime. Çünkü sonra kalmadı. Hayır. Herkes yedi, ben hiç yemedim. Ömer bir daha gelsin. Bilmem. Polise gönderdik dediler ama. Hayır, hiç gerçekten yok öyle bir şey, yiyemedim. Peki şimdi bana o zaman acılı İzmir güzeli. Ya katmerin üstüne bana acılı İzmir güzeli verelim. Peki İzmir güzelimiz hazır. Evet. Şimdi üzerine yoğurdunu mu koyacağız? Sen koy, şekilli koyarsın, yanlarına koyarsın, bir şey yaparsın. Bu arada ayda bir, işte ne bileyim, haftada bir tüketeceğimiz değil de her gün rahatlıkla tüketebileceğimiz çok güzel bir deniz börülcesi tarifi verecekler bize az sonra. Çoğu insan deniz börülcesini genelde restoranlara gittiğinde yer ama evimizde nasıl yapılır belki de hiç bilmeyiz. Az sonra da onu öğreneceğiz. Ay, bunu böyle komple karıştıracak mısın? Evet, komple karıştıracağım. Ya öyleli. Renkli bir yoğurda dönüyor. Ay. Bu da güzel. Bu da güzel oldu. Evet. Hmm. Bu sanki biraz böyle hafif kızartma tadında bir şey oldu gibime geldi. Değil mi hocam? Evet. Ama bir parça da şöyle bir yemek kaşığıyla alıp yemekte hiçbir... Yani sonuçta biz de yemiyor muyuz? Tabii ki yiyorum. Ben de yiyorum yani arada. Evet. Ben bir tadına bakayım ne kadar acı olmuş. Hemen. Tabii. Ha? Güzel acıdır yalnız. Güzel acı. Seviyor musunuz acıyı? Acı seviyorum. Vallahi tamam. Biraz önce zaten eline hiç acımadı yani. Direkt döktü tamam acıyı. Nasıl? Bu acı diye bana. Çok güzel. Buralarda tabii. Biraz yoğurt bastırmış ama acısını. Çok çok acı değil. Alıyor acısını. Muhteşem. Güzel oluyor, lezzetli oluyor. Çok güzel olmuş vallahi. Ellerinize sağlık. Şimdi hadi bir de deniz börülcesi yapalım. Börülcelerimiz şurada. Bakar mısın şunlara? Ben de pişmiş halini görmüştüm. Hiç evimde yaptığım bir şey değil. Bugün ilk defa deneyeceğiz burada. Ustam inşallah onun servisini bitirirse bir heyecanlı yapıyor ama. Yeterli bence. O zaman ben yavaş yavaş... Bunları nasıl ayıklayacağız, edeceğiz, sen bize göster Ustam. Şöyle göstereyim. Ama ilk başta haşlamamız lazım ayıklamamız için. Önce haşlıyoruz. Evet, o zaman önce... İlk önce lastiğini çıkardım ben onu. Tamam, sıkıntı yok. Bu şekilde atıyorum. Evet. Şöyle. Diğer tarafta. Ters. Pardon, şöyle. Aynen öyle. Kafalarını aşağı şey yapacak evet. Şekilde. Kökler yukarıda. Haşlanmışı da bu arada masamızda olması gerekiyor değil mi? Onu yanımıza alalım. Evet. Hemen onun yoğurdunu hazırlayacağız. Ve onun yoğurdunu hazırlayacağız. Sadece bu kadar mı işlem? Nasıl ayıklıyoruz ama sonra onu görmem lazım. Aslında çok basit. Haşlanınca şöyle çektiğimizde hepsinin ucu çıkıyor onların. Saplarından ayırıyoruz. Aynen. Biz sıyırıyoruz o kadar. Aha. Yani biraz haşladıktan sonra zaten sıyırmamız. Zaten tık 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 böyle sıyırdığım, evet. Şu şekilde oluyor. Şu şekilde. Hı. Şunun yoğurdunu alalım. Evet. Kılçık gibi şeyi gidiyor. Hı. İçi kalıyor sadece. Bunlar tabii haşlanmadığı için şu an. Haşlanınca tamamen temizleniyor. Zeytinyağlı yapılıyor. Evet, başka türlüsü olmuyor. Zeytinyağı, limon ya da şu ankini mesela kimse bilmez yoğurtluyu. Onu şimdi Mahmut Ustam yapar. Evet, doğru, yoğurtluyu bilmez. Genelde hep zeytinyağlı haliyle görürüz deniz börülcesini. Onu da yine haşlamış olduğumuzu düşündüğümüz. Evet. Bu şimdi kendisi de biraz tuzlu bir... Yoğurt da güzel bir yoğurda benziyor. Çok güzel. Kesin tuzlu yoğurt herhalde değil mi? Evet. Aynen. Müthiş görünüyor. Bir saniye. Onu böyle hafif çırpacak mısın? Bu cehaletin başlığı mı? Bunlar nereden toplanır bunlar? Deniz kenarları. Deniz kenarlarında evet. Mı? Yani hakikaten deniz evet, aynen. Bölgesi. O yüzden evet. Deniz bölgesi diye geçiyor. Tuz açıyoruz içine. Oo. Tuz alabilir miyim? Ne yaptın ya? Tuzunu az koyuyoruz çünkü kendisi de hafif tuzlu bir sebze. Sebze değil mi? Evet, aynen.
Mesela gelecek yıllarda yosunun da hayatımıza çok gireceği konuşuluyor. Aslında girdi gibi sanki. Yani zaten hani doğu mutfağında kullanıyorlar. Yok, kullanıyor ama şöyle bir şey var. Hani gittikçe bu iklim ısınmasından dolayı hani mevsimsel değişiklikler falan hakikaten besin değerlerini de bozmaya başladı. Ve gelecek yıllarda mesela birçok farklı yiyecekleri bugün yemediklerimizi yiyeceğiz gibi görünüyor. Mesela yosun Türkiye'de çok az tüketiliyor ama tahminen mesela bizim de mutfağımıza bayağı girecek İnşallah gibi. İnşallah o zaman da daha hastalıkların daha az gözükeceği bir gelecek olsun çocuklarımız yani için en azından ama diyelim. Ama çok zor gerçekten çünkü sürekli biz esasında kendimizden yiyoruz. Yani dünyayı hor kullandıkça, evet, toprağı hor kullandıkça bunların sonuçta nereden geliyor? İki tane besin var yani. Neden bu yaprakların içinde B vitamini, C vitamini var? Topraktan aldığı besinler ve güneşten aldığı enerji. Enerjiyle. Biz bunların hepsini bozmaya başladık. Toprağı bozmaya başladık. Ne olacak? İşte besinlerin değerleri düşmeye başladı. Bedelinde sağlığımızla ödüyoruz tabii zaten. Evet, kesinlikle. Çok güzel. Şimdi börülcelerimizi de süzme yoğurdumuzun içerisine, hafif zeytinyağlı süzme yoğurdumuzun içerisine üstüne koydun. Herhalde böyle servis edeceksin değil mi ustam? Şöyle yapacağız. Yoğurtla. Bunu kaçıkla karıştırmamak lazım yoksa içinde parçalanır. Ha, dağılır bile. Narin dağılır. Çünkü. Sadece şeyin kabuğu gibi düşünün içinde kılçığı alınınca. Çok narin, ezilmeden. Evet. Şimdi bu şekilde narin bir şekilde. Evet, ezmeden harika onları. Çünkü o zaman yeşil su gibi evet içinde. Piramidimizin hocam az önce üst tarafında et, balık, tavukları görmüştük. Önce etle ilgili bir veterimiz var. Biz geçtiğimiz günlerde çiğ köfte yaptık hocam. Çiğ eti de konuşacağız sizde. Yanında hemen yine balığı, tavuğu da ekleyeceğiz. Haftadan ne kadar tüketmemiz gerekiyor hocamızdan öğreneceğiz. Akdeniz beslenme tipine göre. Ama önce veteri izleyelim, sonrasında buradayız. Antep Telete'dir Maraş'ın yolu, Antep Telete'dir Maraş'ın yolu, geçmez oldu buradan kardeşin yolu, kapımı da çaldı bir kara habe, kırıldı gönlüm kanadı kolu. Çiğ köftemiz yoğurulmaya başladı. Cesur ustamız yoğuruyor. Galiba yavaş yavaş malzemelerini sen kattın o sırada değil mi ustam? Evet. Sen bize birazcık anlat. Nasıl yapılır bu Antep çiğ köftesi? Antep çiğ köftesi esmer bulgur kullanıyoruz. Ha? Esmer bulgur. Esmer bulgur kullanıyorsunuz. Evet. Köftelik esmer bulgur. İçerisinde 41 çeşit baharat var. Yoğuralımı aynı zamanda da. 41 çeşit baharat var içinde. Evet. Esmer tamam, bulgurdan kastınız nedir efendim? Hı. Esmer bulgurun biraz daha... Ben şöyle müsaadenizle kenara tabii, şöyle ilişi tabii vereyim. Esmer bulgurun evet şeyi, lifleri biraz daha şeydir şeye göre. Evet. Beyaza göre. Daha çabuk yoğruluyor. Daha evet çabuk yoğruluyor. Evet. Kayboluyor zaten anladığım yani kadarıyla. Yani bulgur şeyini almıyoruz değil mi zaten biz yerken? Bayağı bir macunumsu hale tabii, gelmiş tabii oluyor. Evet. Hani hocam, mideyi yoğurmasın diye biraz daha fazla yoğuruyoruz ki sakız gibi olacak böyle. Bu yoğurma sırasında güzel bir müzik eşlik etsin diyorum. Tam böyle ruhunu bulsun çiğ köfte türkü değil mi? Olur evet efendim. Evet kesinlikle. Etsin bize güzel şöyle etsin. Bakayım ne edeceksin? Hele 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 Antepli gel yanıma gül tatlı. Çift etelli çalıyor kalkın da oynayalı. Hele 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 Antepli gel yanıma gül tatlı. Çift etelli çalıyor kalkın da oynayalı. Çiğ köfte sıkma görmedim. Böyle sıkıyor bak. Bir görelim, bir görelim nasıl sıkıyoruz. Bir görelim onu çift kat yapalım. Öyle öyle tek kat olmaz. Tamam, çift kat tamam, yapalım yaparız onu. Bakayım nasıl sıkıyor. Ver şimdi bak. Alın. Öyle. Bak. Baba. Vallahi. Sana atmış. Sözümüzden merhabiyatın eseri içindeyiz. Çok da lezzetli olmuş. Yalnız hocam burada efendim şunu söylemek istiyorum Şahal Hanım. Biz çiğ köftenin yanına limon veriyoruz. Limonun sıkılmasına karşıyız. Bu Antep'e bunu özel bir karışım mı? Tabii. Antep özel bir karışım. Evet. Her bölgenin çiğ köfte deyince Urfa başkadır, Antep başkadır, evet, Adana başkadır. Kebaplar gibi onlar yani, da fark eder. Yani hepimizin bir ayrı bir
geleneği göreneği var. Et konusunda bir şey söyler misiniz? Piyasadaki çiğ köftelerin içerisine benim bildiğim kadarıyla artık et konmuyor. Yani piyasada çiğ köfte olarak satılan sadece bu işte uğraşan dükkanlarda kullanılmıyor. Biraz Avrupa Birliği muhtesebatı falan filandır ama normalde tabii bu etle yapılıyor. Evet. Ama onun da herhalde bir ama özelliği var. Şöyle söyleyeyim hocam. Biz etsiz yenilen çiğ köfteye karşıyız. Nasıl yenilen? Eti neresinden etsiz. Onu söyle. Etsiz yenilen çiğ köfte karşı. Olmaz efendim. Dananın tranç yerinden. Etsiz. Orası neresi hocam? Dana tranç hocam. Neyse biliyorlarsa onlar kasaba söylerseniz tranç orası mı? Tranç oldu? Burası değil miydi? Evet. Valla hiç bilmiyorum. Yavaş. Aynen bilmiyorum. Afiyet olsun. Güzel yemişsiniz. Ben arada de mezelerimizin tadına baktım. Bu arada böreceğimiz saçlanıyor. Onu eğer yetişirse nasıl ayıklanacağını tekrar göstereceğiz ama hocama söz vermek istiyorum. Özellikle et, tavuk, balık konusunda. Evet. Çünkü orada piramidin en üstüne dikkatimi çeken bir şey vardı. Ayda bir kırmızı et. Ya şimdi ayda bir kırmızı et tabii yani o dönemde tespit edilen şey o ama ayda bir kırmızı et biraz düşük olabilir. Düşük olmalı evet. Sanki haftada bir gibi hocam. Yani haftada bir uygun olabiliyor. Hep diyoruz ya 10 öğünün 2 tanesi tavuk veya et olabilir. 10 öğünün ikisi. Yani 10 öğünün ikisi. Dolayısıyla haftada bir de diyebilirsin ona. Haftada bir iki de diyebilirsin. Evet. Çünkü son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Hani hep söylüyoruz. Şimdi vegan grup, vejetaryen grup ve her şeyi yiyen grup arasına baktığın zaman en az kalp hastalığı veganlarda yani hiç hayvansal ürün tüketmeyenlerde. Evet. Vejetaryenlerde biraz daha az. Her şeyi yiyenlerde en yüksek. Evet. Ama son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Haftada bir et yiyerek vejetaryen grupla aynı avantaja sahip olabilirsin. Yani kalp oranını gene düşük tutuyorsun. O yüzden rahat davranılabilir. Çünkü et de aslında iyi bir besin kaynağı. Evet, ne yediğimizin farkında olmak hocam çok önemli. Dün ben etimi yedim, bugün biraz sebze ağırlıklı besleneyim gibi, değil mi? Evet, evet, onu dengelemen lazım. Evet, çok güzel yoğurtlu böreceğimizi ustamız hazırladı. Ellerine sağlık diyorum. Hepsi birbirinden lezzetli oldu. Şimdi bir veterimiz var, sohbetimize devam edeceğiz ama Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun sağlıklı beslenme konusunda çok önemli açıklamalar yaptı. Biz hep birlikte bir izleyelim, sonrasında buradayız. Şimdi hocam peki biraz önce kanser dedik. Pankreas kanserinin hiç belirtisi olmadığını biliyoruz. Evet, evet. Ama meme kanserinde en azından şu anda çok ilerledik dedik. Mamografi sayesinde göğsünde kitle olduğu söylenilen bir kadın aslında. O zaman o anki ondan sonraki bütün beslenme alışkanlıklarını nasıl değiştirmeli? Bir kere şunu çok net olarak söyleyelim. Meme kanseri erken yakalanabilen ama aynı zamanda önlenebilen kanserlerden biri. Nasıl önlenir hocam diyeceksiniz, önlenir. Eğer teyzeniz, eğer anneniz, eğer erkek tarafından, bu da önemli, babanız, amcanız meme kanseri öyküsü taşıyorsa daha 30. yaş virajına girdiğiniz anda ben de böyle bir risk var arkadaş. Ben bu işten anlayan bir doktora gideyim, ben bununla ilgili bir yol haritası alayım demeniz lazım. Bu aylık muayene mi olacak, sadece 6 ayda bir yapılan ultrason mu olacak, yoksa riskiniz çok yüksek başka faktörlerle bir genetik analizler mi geçeceksiniz? Her neyse. Önlenebilir. Nasıl önlenir? Şöyle önlenir. Çok güzel bir soruyu sorduğunuz soru. Teşekkür ediyorum. Bir kere meme dostu olduğunu bildiğimiz çok güçlü maddeler var. Bunlardan bir tanesi likopen. Ne kadar çok sisteminizde likopen. Bilin ki likopen varsa kırmızı mucize likopen. Domates, işte burada likopen var. Nerede domatesiniz var orada? Evet. Domates mesela. Olmazsa olmaz hatta domates. Ne kadar çok domates çorbası içerseniz haftada 2 veya 3. O domates çorbasının içine ne kadar sık kurkumin yani zerdeçal atarsanız ne diyorduk biz size? Bir çay kaşığı zerdeçal her domates çorbasına bir biraz çay kaşığının dörtte biri kadar karabiber ve biraz zeytinyağı gezdirdiniz. Sıcak yağ, karabiber o zerdeçal patlar. Ve bilinen en etkili kanser önleyen anti-inflammation yani iltihap önleyen madde zerdeçaldır. Bunu likopenle de evlendirdiğiniz zaman sadece meme kanseri için herhalde her söylemiyoruz. Kanser her türlü kanser için. Prostat kanseri, kolon kanseri özellikle, yumurtalık kanseri. Yani hanımlara şunu öğreteceğiz. Meyve suyu içeceksin kardeşim. Evde kendin domatesi rendeleyeceksin. Domates suyu içeceksin. Üzerine biraz karabiber, azıcık da zerdeçal ekleyeceksin. Çorba mı içeceksin? Evde kendine de, genç kızına da ayda değil, yılda değil, haftada en az bir kez domates çorba içmeyi alışkanlık haline getireceksiniz. Bu kesin. Burada sormak istediğim soru aslında toprak kaplarda ya da testilerde, tencerede, tavada ve fırında hangisini tercih etmeliyiz? Sizin ateşle direkt temasını kestiğiniz her türlü yiyeceğin
direkt temasını kestiğiniz her yiyeceğin kalitesi daha iyidir. Yani ateşin mangalın üzerine eti koymak gibi, evet. Veya testin içerisine etimizi koyup ateşle arasın. Temasını kestiğiniz. Evet. Yani şöyle. Bunu da kesmiş siz, oluyor muyuz yani? Kesiyorsunuz tabii. Toprak kapla kestiğiniz ateşle temasını. Ama ateş teması keserken bela arıyorsanız alüminyumla kesin o teması. Yani alüminyum tencerede pişirirseniz ayvayı yersiniz. Alüminyumu da yersiniz çünkü. Sağlıklı yemek pişirme kabı toprak kaptır, cam kaptır, çelik kaptır, kabulüm. Hatta eski usul demir kap. Demir kalın saç tencere. Evet. O demir de geçer gıdanın içine ve eskiden bu kadar çok demir eksikliği görülmezdi. Doğru hocam. Demir kaplarda pişirilirdi yemeklerin çoğu. Kazanlarda pişirilirdi. Ha bakır kapsa mutlaka kalaylayacaksınız. Bakırı da girerse vücudunuza çıkmaz. Karaciğerinizi, pankreasınızı mahvedersiniz. Harika bir pişirme yöntemi. Ama hocam en sağlıklı pişirme yöntemi hangisidir derseniz ben A şıkkını buharda diye yazar. Buharda. Hangi hastalıkların habercisi olabilir? Sürekli acıkıyorum, yiyorum, doymuyorum. Evet. Sürekli bir şeyler atıştırmak istiyorum. Hayatı yemek üzerine kurulu insanlar var. Aslında doğru. Bu sadece benim iştahım çok açık ya diyebileceğimiz bir durum mu? Yoksa başka hastalıkların davetiyesi olabilir mi? Bir kere en başa gözü doymayanlara yazmak lazım. Hani derler ya Allah gözünü doyursun diye. Bazı insanların gerçekten bazı insanlar, evet, yeme kontrolleri bozuktur. Evet. Bir kere hızlı yiyen insan çabuk acıkır. Evet. Bunu bilelim. İki, birincisi o. İkincisi duygu durum bozukluğu olan insanlar çabuk acıkır. Doğru. Yani ruhsal açlığı olan insanlar bu açlıklarını ruhsal mı, duygusal mı yoksa bedensel mi ayırt edemezler. Susuz insanlar çabuk acıkır. Nasıl hocam? Susuz. Susuz. Çoğu zaman aç mıyım, susuz muyum sorusuna cevap arayın. Bir şey ile yemek istiyorsanız önce bir su için bir bakın hala yemek istiyor musunuz? Hmm. Çünkü çoğu zaman karıştırırız. Özellikle çok meşgulsek susuz kalmakla aç kalmayı karıştırırız ve su içmeyi unuttuğumuz için açlık hissi gibi hissedip gidip bir şey yeriz. Hele bir de o yediğimiz tuzlu bir şeyse tekrardan biraz daha acıkırız. Biraz daha susuz kalırız. Önemli faktörlerden biri bu. 3. Hipoglisemiz varsa çok aç gezeriz. Yani özellikle insülin direncine bağlı reaktif hipoglisemimiz varsa hep aç gezeriz. D vitamin noksanlığı acıktırır. B12 noksanlığı acıktırır. Özellikle demir eksikliği olan kadınlar önlenemez açlık atakları yaşayabilirler. Ya. Peki hocam içtiğimiz çay veya yoğurt demirin emilimini azaltır mı? Azaltır ama. Bu kokteyli kıymeti yaptığımızda. Adresi yok. Yani bu çok konuşuluyor. Evet böyle ya. Konuşanlara ben sadece iki cevap veriyorum. Hı-hı. Eğer yemeğin üstüne içtiğimiz çay demir emilimini azaltsaydı Azerbaycan'daki sevgili Azeri kardeşlerimizin yarısı kansız olması lazımdı. İnanılmaz keyifle içiyorlar. Yemek üstü çay biliyorsunuz. Evet, evet. Erzurumlu kardeşlerimiz inanılmaz keyifle içiyorlar. Evet, bunlar laboratuvarlarda farelere insanların içtiği kadar çayı içilip şu kadarcık fareye deney yaparsanız etkili. Gerçekten etkili. Ama günde kaç tane çay içersiniz, ne kadar çok demir alırsınız buna bağlantılı bir şey bu. Yani ben kebapçıya gideceğim, kebap yiyeceğim, bana üstüne yoğurt sen koydurmayacaksın. Osman Hoca değil. Bilmem ne hoca da söylese bana hayatta o kebabın üstüne yoğurt koymayı, kebabın yanında ayran içmeyi kimseye yasaklatamaz. Kimse engel olamaz mümkün bize. Mümkün değil. İki. Demir dahi. Olamaz. Ha bana yasaklatacaksan de ki ya hoca bu İskender kebabı yerken alttaki pideleri biraz az ye veya yeme. Hocam o İskender kebabı yiyeceksem o alttaki pideleri yiyeceğim. Bana kimse engel olamaz. Çok net söylüyorum. Yiyebilirsin. İki. Üstüne de çayını afiyetle içebilirsin. Peki hemen ardından bir sorumuz daha var, onu da alalım. Halk sorusu. Hocam dut kuğusu mu, kayısı kuğusu mu tüketmeliyiz? Hangisi daha sağlıklı? Kayısı kurusu, dut kurusu. Kayısı kurusunu bir numaraya yazalım. Bir numaraya yazalım. Çünkü kayısı kurusunun çok marifeti var. Öyle mi? Tabii çok marifeti var. Yani kuru kayısı potasyum bombası, kuru kayısı likopen bombası, kuru kayısı bir magnezyum zenginliği, kuru kayısı bir posa zenginliği ve içindeki şeker miktarı dut kurusuna göre bir ayrı daha az. Hocam kurutulmuş kayısının normal kayısından farkı olması sebebi şey mi? Onun da artık hani böyle kendi içinde fermente olması falan mı? Şimdi tabii Çağla biraz önce bu bana beyaz dipte bir sordunuz. Çorumları darlatacağız diye korkarak konuşayım. Şimdi de Malatyalılarla aram bozulacak. Eyvah. Yani bu kayısıyı kurutmak önemli bir iş. Evet. Ve kayısı kurutulurken yapılan işlemlerin nedeniyle içine bir sürü abidik gubidik madde giriyor, kusura bakmasın. Yani bu gerçekten güneşte kurutulan bir şey değil mi? Hayır, gün kurusu kayısı gerçekten güneşte kuruyorsa bir arıza yok. Ama siz bir evde kurutun, bir de bu gün kurusu diye satılana bakın. Evde kuruttuğunuz 20 kere çiğnersiniz, zor yutarsınız. Bu 2 dakika deriyor ağzınıza. Lokum gibi oluyor bu. Bunun bir sebebi var o zaman. Yani, mutlaka bir numara var, hiç kuşkunuz olmasın. Yani renklendirerek gün kurusu diye satıyorlar, dikkat edin.
Yani bu nasıl bir şey? Ekmek alıyorsunuz. Kepekli ekmek. Hayır, kahverengi boya. Kepek falan yok içinde. Evet. Yani biraz ona dikkat edin. Kendiniz kurutabilirseniz bamyayı, patlıcanı, çok lezzetli olduğu gibi. Doğru. Kayısıyı, inciri kendiniz kuruttuğunuz zaman çok daha lezzetli. Hemen bir halk sorumuz var, onu da alalım. Hocam, diş macunu kanser yapar mı? Kontrol Hocam böyle soruyor. Bir araştırma yapılmış da Fransa'da. O yüzden Niner herhalde ben. Belki de hanımefendi herhalde duydu diye soruyor. Kanserojen madde. Yani Fransızlar bu konuya biraz Fransız kalmışlar. Öyle mi diyorsunuz? Evet, yani bu eski bir bilgi, yeni bir bilgi değil. Çünkü florür meselesi hala tartışılıyor. Öyle yani mi? Florür olması diş macunu kanser yapıyor değil. Diş macununun içine girecek olan titanyum gibi bazı maddelerin ve bazı florür gibi katkıların zararlı olabileceğini biliyoruz. Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük alkışlar istiyorum. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Murat Aksoy hocamız için. Hocam harika dinliyor. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Akdeniz Mutfağı'nı stüdyomuza taşıyan sevgili Ayşe Ulu'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Mahmut Peçenek nefis lezzetler sundu bize. Kocaman alkışlar gelsin lütfen. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Çağla ile yeni bir gün yeni konuyla devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın. Lazerle göz problemlerinin tedavisi hakkında merak ettiğiniz her şey için göz hastalıkları ve tedavisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Gökdere az sonra canlı yayında Çağla'yla yeni bir günde. Çağla'yla yeni bir gün devam ediyor. Yeni konumuzla birlikteyiz. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Gökdere bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Bugün göz sağlığını konuşacağız. Son yenilikleri konuşacağız. Göze dokunmadan lazer nasıl yapılır? Herhalde no touch lazerden bahsedeceğiz evet, biraz. Doğru. Buyurun. No touch lazer tedavisi söylediğiniz gibi göze dokunmadan yapılan lazer tedavisi. Tabii bu durumda dokunarak yapılan bir lazer tedavileri de var. Var tabii ki. Daha önce yaptığımız, sıklıkla da kullandığımız lazer tedavileri gözümüzün, korneamızın gözünüzün en dışındaki şeffaf tabakadan ince bir zar kaldırılarak yapılan tedaviler bunlar. Hı hı. Ve çok da etkili tedaviler. Evet. No touch lazer tedavisi niçin çıktı? Çünkü bu tedavi herkese yapılamayan bir tedavi. Kimlere uygulanıyor mesela? Korneası ince olan hastalara öncelikle uygulanıyor. Çünkü oldukça fazla sayıda hastanın korneası ince. Ve bu hastalara daha önce LASIK dediğimiz çizilerek yapılan yöntem, bir parça kaldırılarak yapılan yöntemin yapılması mümkün değil maalesef. Ve birçok hastada yıllarca lazer tedavisi olmak istediği halde korneası ince olduğu için bu tedavi olamıyordu. No touch lazer tedavisinde gözde herhangi bir çizik ya da kesik bir parça kaldırılması yapılmadığı için gözün dokusuna çok daha az zarar verildiği için ya da çok daha az doku bir nevi tıraşlanarak bu tedavi yapıldığı için çok daha ince gözleri tedavi etmek mümkün hale geldi. Evet. Bu birinci ve yaygın yaptığımız hasta grubumuz. Diğeri de genellikle hastalarımızın bir kısmı tabii izliyor lazer tedavisini ve gözden bir parçanın kaldırılması onlar için korkutucu olabiliyor. Tabii. Bir de bundan korkan hastalar, özellikle yıllarca korktuğu için lazer tedavisi olamayan hastalar, yaygın olarak bu iki gruba biz no touch lazer tedavisini başarıyla yapabiliyoruz. Ama herkese yapılamıyor ya da herkese göre kişiselleştiriliyor herhalde bu tedaviler tabii, diye düşünüyorum. No touch lazer tedavisi için de elbette bütün lazer tedavisi için geçerli ama no touch çok güvenli bir tedavi de olsa no touch için de geçerli. Öncesinde yaptığımız detaylı testler var. Normal çizilerek yapılan tedavilerde yaklaşık her 100 hastanın 20'sini yapmak mümkün değil ki no touch'ı daha çok yaptığımız hasta grubu burası. No touch'ta ise bu sayı yani 100 kişinin belki 1 ya da 1000 kişinin 1'i gibi. Sadece çok özel hastalıklar dışında no touch'ı hemen her hasta yapmak mümkün. Güzel. Peki göze dokunmadan yapılan lazerde yüksek astigmatta başarı sonuçları neler ya da yapılabiliyor mu? Elbette. Astigmat genellikle hastalar arasında sanki düzeltilemeyen bir şeymiş gibi biliniyor maalesef. Sanki farklı bir hastalıkmış gibi. Ancak astigmat da normal miyop, hipermetrop gibi düzeltebilen bir hastalık. Yaklaşık 6 dereceye kadar astigmatı biz rahatlıkla düzeltebiliyoruz. Zaten 6 derecenin üzerindeki astigmatlar çoğu zaman
korneada bir hastalığın varlığını gösteriyor. Onları zaten tedavi etmek mümkün değil. Onlara da farklı tedaviler yapıyoruz. Evet. Peki notaj lazerde numara yükselmesi durumu yaşanıyor mu? Numaranın tekrarlaması durumu. Evet. Lazer tedavilerinde hastayı doğru seçerseniz, doğru zamanda tedavi doğru yaparsanız, doğru kişiye doğru tedavi yaparsanız derecenin tekrarlaması diye bir şey söz konusu değildir. Peki notaj lazer riskli bir operasyon mudur? Notaj lazer tam tersine en az riskli diyebileceğimiz operasyondur. Çünkü çok güvenli bir yöntemdir notaj lazer. Diğer lazer tedavilerinde özellikle lazerden sonraki bir ay çok önemlidir. Gözünüze herhangi bir şekilde temas edilmemesi gerekir. Sizin damlayı damlatırken bile çok dikkatli olmanız gerekir. Oysa biz notaj lazer tedavisinde biraz da böyle dramatize ediyoruz. İstiyorsanız lazerden hemen sonra boks maçına çıkın diyoruz. O kadar. Çok güvenli bir yöntem, evet. Harika. Peki lazer tedavisinden sonra renk körlüğü oluşuyor mu hocam? Lazer tedavisinden sonra renk körlüğü oluşmaz. Sadece lazer tedavisinin olduğu gün, belki ertesi gün, görüntülerde belki bir netleşme, bulanıklık olabilir. Ne kadar süre sonra oturuyor tamamen gerçekten net görmeye başlıyor tamamen hasta? Tamamen net görme her geçen gün artıyor. Notaş için söylersek 4. gün gündelik hayatımıza rahatlıkla dönebiliyoruz. Çok güzel. 1. hafta ise artık %100 görmemize rahatlıkla kavuşabiliyoruz. Bu süreçte bir sıkıntı yaşıyor mu hasta? Bu bulanıklığın onu rahatsız etmesi dışında acısı, yanması, ağrısı vesaire oluyor mu? İkinci gün, bir ve ikinci gün hafif bir ağrı olabilir, batma olabilir. Ancak verdiğimiz ilaçlarla bunlar tabii ki olmuyor. Düzenli kullandığı takdirde rahatlıkla geçirebiliyor. Yoksa bir sorun olmadan bu günleri geçirebiliyor tabii. Göz çok kıymetli ve hassas tabii ki. Özellikle de bu ameliyatlarda iyi doktor seçimi çok çok önemli diye düşünüyorum. Nelere dikkat etmeli? Aslında her tedavi için geçerli ama gözün şöyle bir özelliği var. Gözde kullandığımız tedaviler sürekli değişiyor. Doğru hastayı seçmek için kullandığımız tetkik yöntemleri çok gelişiyor. Doktorun tecrübesi çok önemli. Doğru hastayı seçmesi, doğru cerrahi uygulaması için. Ancak artık tecrübeli bir doktorsunuz ancak gerekli sistemler elinizde yoksa, yani güçlü bir kurumunuz yoksa tedaviyi de istediğiniz gibi uygulayamayabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla evet, tecrübeli bir doktor bu iş için çok önemli. Evet. Ancak doktorun istediği desteği sağlayabilecek güçlü bir kurum da çok önemli artık. Kesinlikle. Peki uzak yakın gözlüklerden kurtulmak için son yenilikleri sizlerden öğrenelim. Tabii. Neler var? Son yenilikler neler? Elbette. Birkaç yıl önceye kadar uzak yakın içinde biz bazı lazer yöntemleri yapıyordu. Ancak son birkaç yıldır uzak yakın tedavisindeki en etkili yöntem akıllı lensler. Evet. Özellikle 40 yaşın üstünde yakını görememeye başladık. Birçok hastamızın birden fazla gözlüğü olmaya başladığında ya da çeşitli hobilerini artık yapamadığında yavaş yavaş, yani yakını görememenin hastayı mutsuz ettiğinde bize başvuruyorlar ve akıllı lenslerle rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Ancak akıllı lensteki seçim, lensin seçimi, çok farklı akıllı lensler var. Hastanın seçimi aslında lazer tedavisine göre biraz daha detaylı. Hasta memnuniyetinde çok detaylı testlerden geçirmek gerekiyor hastamızı. Eğer doğru hastayı seçerseniz hasta memnuniyeti çok yüksek. Yüksek oluyor. Peki diğer göz içi lenslerinden akıllı lensin farkı nedir? Ya da avantajları nelerdir mesela? Diğer göz içi lensler ya da ilk çıkan lensler, eski model lensler diyeyim. Tek bir yere gösteriyor. Yani genellikle uzağa ayarlıyoruz. Uzağa baktığında görebiliyor ancak yakın ve orta mesafeyi gösteremiyor lensler. Akıllı lenslerin en önemli avantajı bu. 3 mesafeyi birden mi tedavi edebiliyorsunuz? Tabii. Hem yakını, hem orta mesafeyi, hem uzağı. Tabii. Akıllı lenslerle her 3 mesafeyi rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Diğer lensler artık aslında gelişmiş ülkelerde istisnai durumlar haricinde kullanılmıyor. Yani Amerika'daki lens implantasyonunun, yani göze lens takılan hastaların %95'i artık akıllı lensler. %5'i ise gözü çok iyi görmeyen hastalar, şeker hastalığı gibi, sarı nokta gibi. Çünkü akıllı lenslerde görme kalitesinin çok iyi olması lazım. Evet. Peki sadece katarakta olan kişilere mi bu orta mesafe uygulaması yapılıyor? Ya da bu tedavi uygulamanız için kataraktan başlamış olması gerekiyor mu? Katarak varsa zaten yapıyoruz. Katarak dışında esas akıllı lensin çıkış noktası ve amacı zaten 40'lı yaşlardan sonra başlayan yakın görme bozukluğu. Daha önce tedavisi çok da başarılı olmayan bir hasta grubu bu hastalar.
Ve bu aslında katarak öncesi durum diyoruz biz buna. Lensin deforme olmaya başladığı durum. Evet. Normalde yakını görebilen bir lensimiz 40'lı yaşlardan sonra bu görevini artık yapamıyor. Dolayısıyla en yaygın yaptığımız hasta grubu da bu. Yani yakını göremeyen hastalarımız bize ya ben bunu sevmedim, gözlükte kullanmak istemiyorum diye geliyorlar zaten. Ve biz onları değerlendiriyoruz. Eğer gözü uygunsa, göz yapısı uygunsa en yaygın da o hasta grubuna yapıyoruz. Evet. 40 ile katarak olmadan önceki hasta grubuna. Hasta grubuna. Peki akıllı lens uygulaması iki göze aynı anda yapılabiliyor mu? Normalde yapılabilir ancak tercih etmiyoruz. Genellikle biz bir gün arayla yapıyoruz. Arayı da çok vermemeye çalışıyoruz. Çünkü akıllı lensler değişik bir optik sistem. Ya hastanın birazcık da sağlığı açısından değil mi? Yani hem psikolojik tabii, olarak da sağlığı açısından iki gözü birden kapanmasının bir riskli bulanık olabilir. Birisi, evet, mi? Gündelik hayatını rahatsız edilemez. Biri önce tamamen iyileşsin, ikincisini ondan sonra yaparız gibi bir tabii, mantık mı? Aslında ilk gün ikisini birden yapmamamızın esas sebebi gözü kapatıyoruz zaten ameliyattan sonra. Evet. Hasta için konforlu bir şey değil. Tabii. İkincisi de aynı anda iki gözü bir ameliyat çok düşük de olsa her ameliyatın bir riski olabilir. Riske atmamak lazım. Hı hı. Ancak çok da geciktirmiyoruz çünkü her iki sistemin eşit olması lazım ki hızlıca beynimiz yeni sisteme adapte olsun. Doğru. Genellikle bir gün arayla belki iki gün arayla yapıyoruz. Genel anesteziyle mi yapılıyor? Nasıl yapılıyor bu operasyon? Hastalarımızda özel bir durum yoksa sadece damla damlatarak yapıyoruz. Zaten zor bir ameliyat değil. Yaklaşık 5 dakika civarında sürüyor ameliyatımız. Oldukça kısa bir süre. Kısa bir ameliyat. Hı hı. O yüzden sadece damla damlatarak ağrısız, sızısız yapabiliyoruz. 5 dakika içerisinde hallediyorsunuz. Harika. Peki yıllar önce lazer ameliyatı olmuş ama numaraları sonradan tekrar yükselmiş kişilere de bu tedaviyi uygulayabiliyor tabii, musunuz? Kolaylıkla yapıyoruz ancak öncesinde detaylı kornea analizi yapıyoruz. Eğer korneasında takacağımız akıllı lensle uyumsuz bir değişim olmuşsa yapılan lazerde tabii ki yapmıyoruz o hastalara. Ancak birçok hastaya yapıyoruz. Fakat orada da önemli olan şey kullandığınız cihazın lazer olmuş hastalar için lens ölçme formüllerine sahip olması gerekiyor. Onların lens ölçme formülü farklı. Özel formüller kullandığınız takdirde hiçbir sorun yaşamıyorsunuz tabii ki. Evet. Peki zeptosaniyeye gelelim. Bu da yeni bir teknoloji. Evet, son dönemlerde duymaya başladığımız bir teknoloji. Kimlere uygulanır? Nedir avantajları? Zeptosaniye biz mercek takma ameliyatı yaparken öncelikle merceğin zarını soyuyoruz yuvarlak bir şekilde. Evet. Bu tabii tecrübeliyseniz kolay bir şey. Zaten zarı düzgün soyamazsanız ameliyatın diğer basamaklarına geçme şansınız yok. Hastanıza akıllı lens takma hiç şansınız yok. Evet. Çok önemli bir aşama. Ve zarın tam merkezde istediğiniz büyüklükte olması lazım. Zeptosaniye teknolojisi bunu kolaylaştıran bir teknoloji. Hı hı. İstediğiniz şekilde, istediğiniz büyüklükte ve kolaylıkla katarak merceğin zarını soymanızı sağlıyor. Kusursuz bir yöntem. Evet, aslında herkese yapılabilir. İşimizi kolaylaştıran bir yöntem. Harika. Peki birazcık da estetiğe gelelim aslında. Bu düşük göz kapağı sorunu nasıl tedavi ediliyor? İlerleyen yaşlarda mutlaka bu göz kapağında sarkmalar oluyor. Hatta kimi zaman görmeye engelleyecek kadar kapaklar tabii, sarkabiliyor. Bu durumda nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Göz kapağı düşüklüğünü kabaca ikiye ayırırsak bir gerçek göz kapağı düşüklüğü var. Hı hı. Genellikle bazen doğuştan, çoğu zaman da yaşa bağlı göz kapağımızı kaldıran kasların bozulmasından kaynaklanıyor. Evet. Bu kasları bizim tedavi etmemiz gerekiyor. Bu birazcık daha nispeten zorca bir ameliyat. Daha çok tecrübe istiyor. Aynı zamanda diğer bir grupsa göz kapağı sarkan hastalar. Daha çok bahsettiğiniz grup bunlar oluyor. O deri sarkması evet, sarkması olanlar. Yani biz bunlara yalancı göz kapağı düşüklüğü adını veriyoruz. Ancak göz kapağı derisi sarktığı zaman gözümüzün görme kalitesini bozuyor. Hastalarımızda bir ağırlık hissi oluşturuyor. Bir de tabii ki kozmetik görüntüyü. Kirpiklerin üzerine biniyor tabii, falan onlar. Kozmetik görüntüyü bozuyor. Bu hastalarımızda önemli olan şey yine göz kapağı da çok önemli bir doku. Gözümüzü kapatan bir doku. Göz kapağını alırken gereğinden çok alırsanız gözü kapanmıyor aslında ve geri dönüşümü yok maalesef. Çok tehlikeli bir durum hakikaten. Evet, az alırsanız görüntü tabii istediğiniz gibi olmuyor. Rötuş yapmanız lazım. Çok ince bir çizgi. İnce bir çizgi. Bunları ölçerek tabii onun hesaplamaları var. Ölçerek yapıyoruz. Zor bir ameliyat değil ancak tabii katarak ya da işte lens ameliyatları gibi 5 dakika değil de yarım saatle hastanın gözünün yapısına göre 1 saat arasında süren bir ameliyat. O ameliyattan sonra hastanın göz şekli veya karakterinde böyle bir farklılık oluyor mu? Yok, aslında burada zaten göz kapağı ameliyatında dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de hastanın belki yaşına göre,
birazcık bazen isteğine göre değiştirmek ameliyatın şeklini. Doğru. Yani herkese aynı şekilde yapmak tabii değil de. Tabii 20 yaşında bir göz kapağı, dipdiri bir göz kapağını 60 evet, yaşında, 70 yaşında bir kişiye yapmak yanlış olur. Tabii. Yani görüntüye... Burada kişiselleştirilmiş tedaviyi tabii, aslında ay, görüyoruz. Tabii ki. Hemen gözaltı torbalarına gelmek istiyorum. Gözaltı torbaları da aslında çok büyük bir problem. Çok doğru, yorgun insanı gösteren bir durum. Ne yapıyorsunuz torbalar için? Gözaltı torbalarında önemli olan şey aslında artık orada bir yağ fıtıklaşması, evet, fıtıklaşması oluyor. Yağın tamamını almak değil de o yağın büyükçe bir kısmını biz bu şaka kemiğin üzerine yayıyoruz. Dolayısıyla bir kere hani hastalarımız bilirler, ışınlı dolgu diyor hastalarımız. Gözaltı torbası olan hastalarda genellikle böyle bir renk değişimi de olur. Böyle bir koyu bir koyuluk renk olur. Olur. Sebebi oradaki şeylerin, dokuların yüzeyin farklı yönlerde olması, yükselmesi, yükseltilerin etmesi, farklı ışığı olması, farklı alıyor, tabii, karanlık oluyor, aydınlık oluyor. Işınlı dolgu denen şey zaten aradaki evet, mesafeleri doldurmaktır. Gözaltı torbası ameliyatlarında buna dikkat ederseniz yani yağın gerekli kısmını alt kısma yayarsanız bir nevi hem torbadan hastayı kurtarmış olursunuz bir de bir nevi kalıcı ışın dolgusu yapmış olursunuz. Hmm. Ama gözaltı torbalarındaki biraz daha hassas bir doku bir kere lokalizasyon olarak çok daha kanamaya meyilli bir doku. Hmm. Oranın anatomisi evet, biraz daha özel. Çok ince bir doku değil çok mi oradaki? Çok ince bir doku. Ancak doğru yapıldığı takdirde gayet etkili, başarılı bir ameliyat. Harika. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli ben bilgiler için. Ederim. Kocaman bir alkış rica ediyorum Operatör Doktor Ahmet Yoksa'yı için. Bugün de yayınımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. O anda da kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.